aklında tut. Ben hiç bilmiyorum bu adamı. Arkana mı? Niye? Hayır. Yok. Büyüyle ilgili bir şey yok da. Ejderhalardan dediklerinden. His soruyu atsana. Avantajlı atacaksın ama. Sen de bir açık gözle gez etrafında da. Hadi bakalım. 19. Güzel. Bu işaretler Cult of the Dragon'a ordusunda kullanılan rütbeli askerlerin sahip olduğu özel işlenmiş kınlar. Tamam. Birincisini ben saklamak istiyorum. Yani üzerindeki ejderha işlemeleri hoşuma gitti. Hmm. Renkli ejderhalara ait. 5 altın alayım. O kadar heal potlarından içtim. Parasını vermedim. Bari bunun parasını ver. Arkadaşlar, takılan arkadaşlar kaliteyi düşürmeyi denediler mi? Kaliteyi düşürmek derken leş harfi falan yapıyorlar böyle. Biz her hafta kaliteyi yükselttiğimiz için tabii. Bir yerden sonra internet hızları şey olmadı. Tamam mı? Yes, o zaman bir şey kaldı mı? Ben kınımı aldım. Berdask'la da vaktinizi geçirdiniz. Berdask'tan yola çıktınız. Bir gün geçti. Leos'un size Eltrule'ye yaklaştığınızı söylüyor. Eltrule yaklaştığınızda tabi hava biraz serinliyor kuzeye gittikçe ama akşam oluyor. Eltrule'nin tam tepesinde sanki bir yıldız oldukça da yakında Eltrule'i aydınlatmakta olduğunu fark ediyorsunuz yaklaştıkça. Çok uzak, çok uzaktasınız, daha bir iki günlük mesafedesiniz. Ama yıldızdan eminiz, o yıldız. Evet, bir yıldız var Eltrule'nin üstünde ve ve normal değil değil mi? Eltrule'den gelen. Ve ışık hüzmesi yere doğru iniyor dik bir şekilde. Gündüz bakıyorsunuz, gündüz de hayal meyal seçilebiliyor. Ertesi günün akşamı Eltrule'le biraz daha yaklaşıyorsunuz. Hep orada. Eltrule'den quest olacağız, orası parlıyor. Sorsa, daha önce böyle bir şey var mıydı gökyüzündeki şey çok ilginç. Aa, gökyüzündeki. Eltrule'nin yoldaşı denir ona. Hmm. Evet. Yoldaş? Seneler önce tanrıların Eltrule'le bir hediyesidir. Andetlere karşı bir korumadır. Eltrule'yi gece gündüz aydınlatır. Eltrule'nin yoldaşı deriz adına. Andetlere karşı bir koruma öyle mi? Evet. Yani şehre saldırırlarsa... Yani daha bir... önce şehre saldırmışlar. Geçmişte burada savaşlar oldu. Eskiden Spell Plague olayından sonra Eltrule'nin güneyindeki bölgeler Plague'le yani bu... Veba. Büyü ama büyüsen olanı. Yani çok detayları ben de çok iyi bilmiyorum. Spell Plague'in sonucundaki bu büyüsel bozulma o toprakları da etkiledi ve burada savaşlar yaşandı. Işığın kaynağı nedir? Bir tanrı mı? Evet, tanrıların ortak bir koruması Eltrule'ye ait ve oradaki inançlı savaşçıların sonucunda böyle bir ödül verildi. Hangi Elturgard bölgesinin başkentidir Eltrule. Hangi tanrı? Eltrule'yi korumaya alan tanrılar Latender, Hen, Tyr gibi bir tane daha vardı ama ismini unuttum. Onu da 10 tarafı olarak öğrenebiliriz. Chantuaya da Eltrule'de tapınanlar vardır. Onun da bir tapınağı var orada. Ama başlıca tanrılar Tyr, Hen ve Latender. O ışık hüzmesinin tam düştüğü noktada ne var? Tam bir nokta görmüyorsunuz, daha mesafedesiniz. Geniş bir şekilde şehri aydınlatıyor. Hani belki. Belli bir tapınağın üzerinde hayır. Falan mıdır? Yok, çok geniş. Bütün şehri yani. Değil mi? Ya sanki bulutların arasından güneş süzer ya, onun bulutsuz olduğunu düşünün. Öyle bir hüzme şehri kapsıyor. Güzel görünüyor şehri. Ama. Güzel görünüyor. Muhteşem bir görüntü. Çok etkileyen bir görüntü. Falezlerden atılan lazer gibi. Falezlerden atılan lazer gibi diyorum. Spark Plague'den sonra mı önce mi? Sonrasında olan bir olay bu. Spell Plague'den sonra bu topraklar güneyi, Eltrule'nin güneyinde bu tür namert fenalıklar yaşıyor. Namert. Bugün bayağı muhabbeti oldu. Aynen. Third Edition çeviri kitabı diye. Namert. Evet. Namert fenalıklar yaşıyor. Ben küçükken hırsızlarla oncasıyla ilk tanıştığım zaman bir hikaye anlatılırdı. Onların liderleri anlattırdı bunu muhtemelen. O yıldızın bu şimdi duyduğumuz hikayeden çok gökyüzünden yıldız çalacak kadar usta bir hırsız olduğunu anlatmak için onu gösterip bir hikaye anlatırlardı. Ama aslında yani o yıldızı gökyüzünden çaldım diye bir söylenti yaymıştı hırsızlarla öncesinde. Yani onlara liderlik eden kişi. Ha. Sen bro'sun yani. Hı hı.
burada bazı sıkıntılar yaşadım. Sen hakikaten şimdi buraya gireceğiz ama böyle bir kılık değiştirme falan ne bileyim düşünür müsün bir şeyler? Yani sıkıntı olmasın. Handa ve şehrin ortasında gezinmezsem çok bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Vallahi yanımızda bir güce var, illa ki hana gireriz. Yine istersen giyebilirsin, cübbe mi giyebilirsin? İlla hana gireriz. Benim de üzerimde pelerin tarzı bir şeyim var ama yani kendi başımı örtebileceğim. Sen ayrıldıktan sonra uzun zaman geçti Ertuğrul'den ve tabii bu sırada hem sen de yaş olarak ilerlemenden dolayı fiziksel özelliklerin bir anda değişti hem de zamandan dolayı saç sakaldaki değişmelerden dolayı bu zor bir ihtimal yani senin tekrar orada tanınman. Gidip uğraşman lazım bu olaylarla tekrar. Yani seni tanımaları için. Leosin bu şekilde anlatıyor. Derken bir gün daha yolculuk yapıyorsunuz. Bu hüzmeye doğru yaklaşıyorsunuz. Heyecan kaplıyor sizi bu şehre girmek. Nedense size bir kutsal geliyor bu şehir. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştınız. Hani belki masallarda duymuştunuz ama ona şahit olan sadece Kosef'ti aranızda. Eltrule giriyorsunuz. Leosin. Evet, sonunda ulaştık. Hemen atlarımızı şeye bırakalım, ahıra bırakalım ve bir çift kara boynuz tavernasına doğru yola çıkalım. On tarı orada bulacağız. Öğlen saatlerinde geldiniz. Eltrule yine çevresinde tarım alanlarını barındıran bir yer, bir kasaba. Greenus ve Berdask'a oranla daha gelişmiş bir kasaba. Ticaret hareketliliğini öğlen saatlerinde açıkça görebiliyorsunuz. Çünkü Greenus biraz terk edilmişti yaşadığı son dönemdeki olaylardan dolayı. Daha da kırsaldı. Ama Eltrel, daha da kırsaldı. Evet. Ama Eltrel daha canlı bir şehir. Etrafta askerler dikkatinizi çekiyor. Çok ciddi bir görev yapmıyorlar ama askerlerin çalıştığı bölgeleri, bu atlı gezen bir asker sesiydi. Askerlerin çalıştığı bölgelerde askerlerin gerçekten güzel bir disiplinle çalıştığını sen fark edebiliyorsun. Onları takdir etmeden geçemiyorsun. Herkes kurallara uyuyor. Altın vermem ama askerlere gidip tamam. Hepsi takım giyinmiş, başlarında bir komutan var, verilen emirler güzelce yani yerine getiriliyor. Çiftçiler tarlalarında çalışıyor, onların arasından geçip şehrin içine giriyorsunuz. Bu ışık hizmetinin içine girdiğinizde, gökyüzüne baktığınızda sanki her zaman gündüz gibi bir hava hissediyorsunuz. Yani gece bütün de görmüştünüz mi sonuçta onu? Hı? Bütün şehirde mi? Evet evet, şehrin sokakları. Ama bu hani bir tiyatrodaki bir ışık olarak düşünmeyelim bunu da. Nasıl diyelim? Yani doğal bir, yani çok büyülü bir şey gibi görünmüyor. Doğal. Her gün gündüz sanki yani. Evet. Her gün gündüz. Sanki orada hiç akşam olmuyor gibi. Bir gündüz kadar da güçlü değil ama bu kutsal hissi benimsiyorsunuz. Yani bunu hissediyorsunuz. Sokaklardan ilerleyerek bir çift karaboynuz tavernasına giriyorsunuz. İçeriden kahkaha sesleri yükseliyor. İzleyemiyorum, dondu gelmedi, şaka gibi diyor Prok seven adam. Tüh ya, ona üzüldük. Barzo çok beğendi. Genel bir sorun mu acaba yoksa? Ha genel mi bu arada, takılma, kimse şikayet etmedi ki yani şimdiye kadar. Takılma genelse bir şeyler yapmaya çalışalım. Seyirci olarak bir kişi varmış, o da izleyemiyormuş, düşünsene. Evet, içeriden kahkaha sesi. Ha 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 ha. Ah, hadi şerefe. Sesleri içinde. Bu görevi şimdiden sevmeye başladım. Tavernaya adım atıyorsunuz. İçeride bir takım askerlerin, belli ki görevde olmayan askerlerin takıldığı masa var. Bir masa daha var, kasabalılar takılıyor. İçerisi bayağı hoş bir yer. Duvarda asılı olan bir tabloda bir kılıcı keskin yerinden tutan bir demir eldiven şekli görüyorsunuz. Hmm. Duvarda bunun amblemi asılı. Order of the Gauntlet'le ilgili bir şey olabilir diye tahmin ediyorsunuz. Çünkü bir çizimden ziyade bir simge gibi bu, yani bir amblem gibi. Anladım.
Ve tavernanın girişinde de kocaman simsiyah iki tane geyik boynuzu asılı. İsmini de oradan alıyor taverna. Siz girince 5 kişi olarak bazı gözler size yöneliyor ama genel bir huzur var. Size böyle yabancıları hoş karşılamayan bakışlar dönmüyor size. Tavernacı da içkileri satan adam barın arkasından da "Hoş geldiniz efendim!" diye sizi selamlıyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Köylü çocuklar var müzik yapan kenarda. Leosin de sizin arkanızdan içeri girince dikkatini çeken masadan dönüyor. Altın saçları ve altın sakalı, uzun sakalı göğsüne düşen ışıl ışıl metal zırhlar içinde hafif şişman, yüzü güleç, yanakları hafif kızarmış, burnunun ucu hafif kızarmış bir adam kalkıyor. Sanki bir cüce diyeceksin. Aynen, bence bekliyordum ya. Değilmiş. Ne? Cüce değil mi? Bence cüceydi, söylemeyi unuttum. Yok, cüce değil. İnsan. Böyle bir adam kalkıyor masada. Zırhının göğsünde sağ el dur işareti yapan Rabia. Yok. 5-5 şekilde. Sağ elle dur işareti yapan metal bir eldiven var. Göbeğinin biraz üstünde, göğsüne doğru. Bu şekilde bir adam kalkıyor. Leosin! Hoş geldin eski dostum! Arkadaşlarını da getirmişsin. Selamlar Ontar, sonunda yetişebildik. Uzun bir yolculuk oldu. Bunlar arkadaşlarım. Kosef, Prospero, Drickstor ve Arkon. Hoş geldiniz arkadaşlar şehrimize. Nasılsınız? Leosin'in dostları benim de dostlarımdır. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hepinizin elini sıkıyor ama camdan ya, kalpten sıkıyor yani. Elinde kuvvet var, can var adamın böyle. Keyifli. Hepinize pozitif enerji yayılıyor adamlar. Hoş geldiniz. Çekil de beslenmiş adam, keyifli de can var. Elinizi şöyle bir sıkıyor, sallıyor. Hoş geldiniz. Senin... Evet efendim. Geldik. Şu anda... Yayındayız ama... Benim bir şeyim daha silinmiş. Geyinimizi açmam gerekiyor. Bir saniye. Bu artı... Kağıt al ya da peçeti getirebilir misin? Artı ya. Ses bir... Evet. Nasıl geliyor sesler? Yeterli mi? Ses yok mu? Niye yok? Ses var da çok düşüktü. Butt kicking for goodness. Hey. Dur bakalım. Ya başımıza çok kötü şeyler geldi de evet. Anlatacağım şimdi. Hain bir saldırıya uğradık. Harbe girişim. Aynen. Sağ taraftan ses gelmiş. Ha, o yine mi o oldu? Yine o oldu. Şöyle mi yapıyoruz? Ha, şimdi olmuş olması lazım. Sesi de açıyorum. Tamam. Şimdi iyiyiz herhalde. İyi mi şimdi her şey? Ama soldan geliyor. Tamam, onu halletmiş olmam gerekiyor. Herkes bir yorum yapsın lütfen. Ayarlar falan sıfırlanmış. Biz mi? OBS'nin. Şey mi, ses kaydımız server'a gitmiyor mu? Tek taraftan. Şimdi onu hallettim. Onu yaptım. Düzeldi, okey. Şu an daha güzel, tamamdır. Tamam. Evet.
Şimdi yayına başlamadan önce OBS hata verip kapandı, bilgisayar da kapandı. Chat'i de şuraya vereyim. Ve tekrar bilgisayarı açtığında bütün ayarlar sıfırlanmış, profil falan gitmiş. Ekran ayarları gitmiş. Oralardan geri geldik. Enkaz devraldık. Baştan yaptım son bir saat kala. Herkes hoş geldi. Selamlar, yine FRP ekibinizle karşınızdayız. İki haftalık bir ara verdik. Hikayemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki haftalık ara vermiyor. İki haftalık bir yolculuğumuz vardı zaten. Yoldayız. Yoldayız. Evet. Nasıl bir yol? Hatırlıyor musun? Neyle gidiyorsunuz mesela? Bunun gibi. At sırtımı. At sırtımı. Yok canım, nehirden gidiyoruz. Evet. Yüzerek. Nehirden gidiyoruz. Şu çıktı da giremiyorum. Boş ver. Yayındayız. Gelsene hadi. Yayındayız. Yayındayız. Ben de buradan izleyeceğim sizi. Değişik. Niye kaydetmiyorsun ki? Kaç edişim dediğin? Selam arkadaşlar. Evet, şimdi kameramızı bir göre bir ayarlanalım arkadaşlar. Bir açımız alacak. Tolga, senin bir birazcık daha gitsen çok güzel olacak. Sivri bir bacak gelebiliriz o tarafa. Gelsin. Evet. Gayet iyiyiz şu an. Bir bacak geldik. Tamam. Yarımı. Bunu alıyorum. FRP'de bet oluyor mu demişler. FRP'de bet olmuyor ya maalesef. O şeyi kullanmıyoruz. Bet'i biz geçen oyunda yaptık. Hangi? Güreşte. Ha, güreşte yapmıştınız, evet. Para kazandın ya. 10 tarla Drixor'un güreşi. Şimdi geçen kutu oyunu yayınımızdaki seyircilerin oylaması üzerine oyuna gelecek olan Tarık. Merhaba arkadaşlar. Bugün aramızda Tarık bizim Lost Mine of Phandelver oyunundan bir oyuncu. Yalnız karakteri hazır olmadığı için ve hikayeye de tam uyduramadığımız için bu bölümü izleyerek geçirecek. Hem sistemi de bir hatırlasın. Neredeyse bir sene oldu. Aynen. Değil mi? Bayağı hem oldu. Olayı da hatırlarsın. Önümüzdeki hafta karakterinle beraber oyuna katılacaksın. Değişikliğimiz o şekilde. 5. oyunumuz da aramızda ama hikayede şu anda yerini alamadı. Oo, Shadow Cow. İyi o zaman, senin için güzel bir tazeleme olacak. Ben de 2005'ten 2015'e kadar hiç neredeyse oynamamıştım. Neredeyse'si yok gerçekten. Gözde Arıcı, selam, hoş geldin. Arkadaşlarımız hoş geldiler. Şimdi yavaştan başlayalım. En heyecanlı yerde bırak. FRP'nin herhalde, FRP tarihindeki en heyecanlı yer. 4. seviye olup hit point zarlarının atılması. Çünkü hocam istemedi. Atlamayalım, atlamayalım. Ben buna hazır değilim. Aynen. Bu haftaya bıraktık. Şimdi Silvi'den başlayalım bakalım. Silvi bir Arkon isimli Dragonborn bir monk oynuyor. Nedir can zarı? 8. 8'lik. 8'lik de hangisiydi 8'lik? 2 hafta uzaklaşınca. Ya. Kutuyu da alıp. Kutuyu attım, kolaylık olsun. Sallıyor muyduk bunu diye zarı. 1'den 8'e kadar aklından bir sayı tutuyorsun. 8! Tutturursan. Kaç olacak acaba? Hadi bakalım. Kaç? 5. Değil. Artık 10. Olsun yani. Artı konu her senin level'da... Constitution'ını hesapladık. 23 artı 5, 28. Öncekileri eklemediysen ekle. Şimdi Drixor. Soruyu duydun mu? Ha? Artı konu her level'da ekliyor muyuz dedi. Benim aklımda ilk level'da ekleyip sonra eklemiyoruz gibi. Yok canım, olur mu? Anlamıyorum bile. Eklemediysen hakkın yanar. Ekledik. yok ekledik. Drixor, sen atıyorsun. Drixor da cüce bir savaşçıyı oynuyor. 4. Ben eklememişim. 6. Hep konus bonusu yapmışım. Aslında eklemişsin ya da eklemişsin. O yüzden dikkat etmemişim. Kaç? 0 olunca. Kaç arttın? 6. 4 arttın, 2 mi eklendi? Evet. Ben bir sürü ekledim. O niye sen? Sen niye sadece ekliyorsun? 4, 6 ekliyor. 4'e Constitution'ların modifier'ı mı? Sevicim, senin Constitution'ın bu seviyede arttığı için bonusun değişti ya. 5, onları hesapladım. 3 artı 2.
şansın. Ama seninki de 2 değil mi? Tamam, konum 2. Yani 14 artı benim. Artı 4. Ben hayır, konstitüsyon 14 olduğu için artı 2 aldım. Sorun ne? Niye artı 4 almıyorsun? Ben dexterity artı konstitüsyon almadın mı? Yok. Dexterity artı değil. Zar artı. Sevinciğim, o statlarının artışıydı. Onları bu hit arttırdı. Point artı. Bu hit point. Bu hit zar artı. Hit point'te sadece gibi şey var. Konla. Benimkine 5 tane artı geldi. 5 artı geldi çünkü senin konstitüsyonu arttırdığımızda bonusun arttı ya. 2 oldu. Önceki tamam. Level'lara göre de bonus aldım. He. Geçmiş. Bir dakika, konu artınca geçmiş şekilde almak geçmiş şekilde mi artıyor? İşte onu her diyorum, o artıyor. Sadece artı 2 koydu. Zaten... Onun constitution'u hep artı 2'ydi çünkü. Evet. Senin... Şimdi bir dakika, ben 18'e çıktığım zaman artı 3 olduğunu geçmiş level'lar içinde evet mi oluyor? Evet. Wow. Peki. Nasıl yani? Ben de öyle bilmiyorum. Mantıksız geldi abi. Ben hep öyle yaptım şimdiye kadar. Hep ben şimdi mesela 5 attım. Constitution artı 2, ben 7 ekledim. Evet. Tamam. Constitution'u bu 4. seviyede ability arttırırken arttırdın mı Constitution'u? Evet. Abi onu arttırmadım. Tamam. Yani Constitution bonusu değişenler, geçmiş level'larına da yani retroaktif tamam olarak... Constitution bonusu anladım, anladım da. Anladım zaten, onu sordum da. Ben onu ilk defa duydum için. Nasıl bir tartışma başladı? Evet. Değişik bir tartışma oldu. Ben şimdiye kadar hep öyle yaptım. Oyunlarda tamam, da böyle gördüm. İyi, Baldur's Gate serilerinde de böyle gördüm. O yüzden benim mantığım öyle yani. Tamam canım, bir şey değil. Ben şimdi anladım seni. O yüzden sıkıntı yok. Kimde kaldıysak tamam. Tamam, ben hallettim. Ben de hallettim. Attın, kaç geldi? Ben 5 attım, üstüne 2 ekledim, 7. 8'lik mi attın? 6'lık. Ha, 6'lıkta. 6'lıkta. Sen? Ben 5 attım, üstüne 0 ekledim. 5 aldı. Tamam, hit pointlerimiz tamam o zaman. Tamam. Ability'ler de dağıtıldı herkesin. Yeni büyüler alabilir. Ben fikrimi aldım. Ability'lerine. İşte Wizard. Bu konuda fikir var mı? Fikirler gelsin hemen. Constitution değişiminde eski level'ları sayıyor musunuz, saymıyor musunuz mesela? Lütfen sayın, yoksa ben geri düşeceğim. Yok, benim oyunumda sayılıyor o kesin. Ha tamam. O zaten... Ben de saymazsanız ben öleceğim yani, öyle bir durum var. Nasıl? Yok, o kadar kötü değil de durum. Ama sen şimdi bir Constitution'da bir artı bir yapsan mesela. 5. seviye. Düşündüm direkt. Bir de hani iki statım vardı, birini versem yetiyordu. Hmm. Ama kıyamadım. 6'da yaparsın. He? 6'da bir daha atlayacağız. 8'de. 6'da da var. 6'da stat yok. Benim şey var. Sende yok mu? Güzel başladı. Bayağı heyecanlı ya. Evet. Bu bölüm güzel başladı. Özlemişiz. Bende var çünkü. Doğrusun. Tamam, FRP bakanımız, 2Y Place'in FRP bakanı Ejderini de onayladığı için devam ediyoruz. Sen de var abi. Başkanlık için Ejderini. Sen de olabilir. Sen bir kere cücesi. Ne diyor 6. level'da abi? Ability score improvement mı diyor? Aynen. Vallahi bravo. Demek ki fighter'lar alıyor. Var yani, ben bütün class'lar alıyor sanıyordum. Anladım, tamam. Herkes de aynı level'da değil. Evet, artık o zaman tamam, konumuza dönelim. En ciddi sıkıntılarınızdan birisi şimdiye kadar yaşadığınız Cult of the Dragon'ı kamplarında yakalamak için gittiğinizde onların kamplarında olmayışıydı. Ve karavanlarla şimdiye kadar yağmaladıkları kasabalardan ve köylerden topladıkları değerli eşyaları yola çıkardıklarını öğrendiniz. Onların komutanlarından biri olan Frulon Mondat'ın masasında bulduğunuz gizli notta bu bilgiler vardı. Bilgilerde şu chat'i alıyorum artık, tamam mı? Bilgilerde Greenest kasabasından yola çıkan Greenest kasabasının şu bölgesinde bulunan kamptan yola çıkan karavan önce Beregos'ta ne güzel böyle gösterebiliyorum. Önce Beregos'ta Beregos'tan da kuzeye doğru ama nereye gittiği belli olmayan bir okla yolu çizilmişti haritanızda. Siz de bu konuyu hemen Leosin'e, konuyla ilgilenen Leosin'e, Harper üyesi Leosin'e bildirdiniz. Verdast'ta, Greenest'ta buluştunuz onunla. Henüz yola çıkmamıştı siz geri döndüğünüzde. O da size dedi ki, bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. Bu konuyu görüşmek için benim bu davayı araştırmamdaki ortağım, Ontar Frum adlı paladini bulmalıyız dedi. O da Elturel'dedir dedi. Yani Greenest'tan Elturel'e doğru yola çıktınız. Bu yolunuzu Berdask yolundan tamamladınız, Elturel'e ulaştınız. Elturel şehrinde
Dikkatinizi çeken, şehrin üstünde gökten şehire kadar inen bir ışık hüzmesiydi. Sanki şehri kucaklamış gibi görünüyordu. Ve adının yoldaş olduğunu, yıllar öncesi savaşlardan ve Spell Plague sonrasındaki tanrıların Forgotten Realms'la müdahalelerinin sonucunda oluşan Elturel'i Undead yani Namertlere karşı korumak için bir ışık hüzmesi olduğunu öğrendiniz. Burada sizin içinizi huzur kapladı, her zaman aydınlık olan bir şehirde Elturel. Burada içi yaşam şevkiyle dolup taşan Ontar Furum adlı Order of the Gauntlet yöneticilerinden biri olan Paladin'le tanıştınız. Leosi'nin eski dostu Ontar sizi heyecanla karşıladı. Size içkiler ısmarladı, muhabbetler etti, şehri gezdirdi. Hatta aranızda kendine rakip gördüğü Drixor'la bir güreşe tutuştu. Eğlenceli bir ortamda iddialarla beraber güreş maçını tamamladı. Kim kazandı? O kazandı. Ontar. Benim ayağım kaydı şu. ben kazanmalıydım. Evet. Ve bu güzel geçirdiğiniz vakitin sonucunda Ontar ciddi bir şey konuşmaya başladı. Sizden öğrenmenizi istediği iki önemli şey var. Birincisi, bu karavan tabii ki büyük ihtimalle Baldur's Gate'den geçecek. Çünkü kuzeye giden en güvenli yol orası, Beregos'tan devam edince. Bu karavan nereye gidiyor? Ve bu karavandaki değerli eşyalar kasabaları yağmalanarak neden bir araya getirildi ve toplandı? Ne için kullanılacak? Sizden istedikleri bilgiler bunlar. Sizin bu bilgileri ele geçirmenizi istiyor. Hayatınızı tehlikeye atmayın lütfen. Çünkü Cult of the Dragon başlarında yani ejderhalarla beraber çalışan, güçlü karakterlerden oluşan bir çete. Bunu alt etmenizi tabii ki beklemiyorlar. Leosi'nin grubu The Harpers ve Ontar'ın grubu Gauntlet, Order of the Gauntlet, ikisi de bu bilgileri toplamaya çalışan oluşumlardan oluşuyor. Ve bu bilgiler elimize geçtiğimizde, elimizde güzel kozlar olacak dediler size. O yüzden sizi bu bilgileri öğrenmekle görevlendiriyoruz dediler. Ayrıca bu sırada Leosin ve Ontar ne için uğraşacaktı? The Emerald Enclave adı verilen doğa savaşçılarından oluşan bir oluşumla beraber üçü ortak bu Cult of the Dragon'ın yaratacağı olası tehditlere karşı bir ortak bir kuvvet oluşturmaya çalışacaklar bu sırada. Ve Ontar size dedi ki masrafları bizim tarafımızdan karşılanmak üzere size bir kayık ayarladım. Oldukça büyük bir kayık. Kiontar Nehri boyunca Baldur's Gate'e en hızlı bu kayıkla ulaşabilirsiniz. Ve atlarınızı da bunun üzerine alabilirsiniz. Oldukça büyük bir kayık dedi. Erzaklarınızı, yolda size ne gerekecek her şeyi buna yükleyeceğiz. Benim tavsiyem dedi, bu kayıkla Baldur's Gate için yola çıkmanız. Önemli noktalar şurası. Karavan, o bahsettiğimiz noktadan Baldur's Gate'e ulaşması tahminen bir ay sürecek. Ve siz tahminen bu bir aya 15 gün kala Baldur's Gate'de olacaksınız. Şu anda nehirle yola çıkarsanız. Yani Baldur's Gate'de karavandan önce 15 gün önce orada olma şansınız var şu anda. Durumumuz bu. Elturel'den de Baldur's Gate'e giden nehir yolculuğu tahminen 4-5 gün sürecek. 8-10 günde buraya geldiğinizi hatırlıyorum ben Elturel'e. Greenistan. Bir 5 günde o sürse işte hemen hemen 15 gün içinde Baldur's Gate'de olacaksınız. Yani Baldur's Gate'de bir 15 gün boşluğumuz var. Evet. Yani karavanı bekleyeceksiniz orada. Ha, size bir de kontak ismi verdi. Evet. Bu karavan ticaret işleriyle uğraşan Ekin Celeborn adında bir Ontar'ın bir arkadaşının ismini verdi. Onu bulun, size yardımcı olacak dedi. Kendisi Baldur's Gate'in kuzey çıkışındaki Siyah Ejderha kapısında bir dükkanı var. Aranızda Baldur's Gate hakkında bilgisi olanlar var mı? Ben biraz daha önce orada bulunmuştum. Ticaretin biraz nasıl işlediğini hatırlıyor musun? Mesela şehre giren yük hayvanları, karavanlar ve çıkanlar nasıl bir sistem içinde? Zaten bir köprüden geçerek giriyorsun. Güneyden gelirsen, evet.
O köprü üstünde zaten bayağı bir tüccarlar falan filan vardı. Evet. Askerler içeri şeyi sokmuyorlardı değil mi? Karavan sokulmuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ha, yük hayvanlarını aldılar surların içine. Sistem şu şekilde kurulmuş Baldur's Gate'de. Hangi yönden girersen hayvanlarını orada satıyorsun. Yüklerini taşıttırıyorsun oradaki yine kurulmuş sektöre. Yani hamal sektörüne. Gideceğin yere genellikle ki bu Baldur's Gate'in pazar alanı oluyor. Adını unuttum. The pazar alanı. İşte bir adını unuttum da onu hatırlayacağız pazar alanı. Nasıl olsa. Kron Agora. Ve The White. The White olması lazım. Tamam. Ve çıktığın tarafta da yüklerinle beraber çıkıyorsun ve hayvanı tekrar satın alıyorsun. Yoluna devam ediyorsun. İşte kuzey çıkışında Ekin Celeborn'da bu işlerle uğraşan biriymiş. Sizi buna yönlendirdi. Elinizdeki bilgiler bunlar. Derken sabah olur. Evet. Şimdi biz bize zimmetledikleri hayvanları satacağız oraya gidince. Sanırım çıkışta da yerinizi satacağız. İçeri sokmayacağız. Aynısını almıyoruz ki. Aa, evet. Kim bilir belki onu sucuk yapacaklar. Önemli ya. Değil canım, denk gelecek tarzda bir şey olabilir sonuçta çıkarken. O önemli değil, boş ver. Çok bağlanmamak lazım. Evet, hayvanlarınıza hayvanın çok bağlanmamanız lazım. Dört atla giriyoruz böyle, üç keçi. Bir kediyle geri gönderiyorlar bizi. Evet, şimdi sabah oldu da, sabahın ilk ışıklarıyla beraber, ne kadar şehir aydınlık olsa da güneş ışığı bir başka tabii ki. Oldukça güzel bir havada sandalınıza biniyorsunuz. Drickstor, bu Ekin ismi sana böyle bir yerden tanıdık geliyor mu ya? Evet, çok tanıdık. Sanki böyle bir yerden kulağımıza çalınmış gibi, ne dersin? Aynen. Tanıdık biri karşımıza çıkabilir mi acaba? Aynen, ben hatta onunla aynı masada içmişliğim bile olabilir. Bak, çok tanıdık geliyor. Olabilir. Kayığınızı sürecek olan kişinin ismi Sigur Warden. Hı? Sigur Warden adında bir kaptan. İnsan bir kaptan bu. Bu da Ontar'ın ayarladığı adamlardan birisi. Gayet cana yakın. Sizinle güler yüze karşılıyor sizi. Ne kadar büyük bir şey bu bildiğimiz? Nasıl bir şey? Bunu nasıl diyelim? Bayağı büyük. Mesela bir yat değil. Var. Bu yatlar var ya hani ahşaptan. Bizim burada turist gezdiriyorlar falan. O kadar büyük değil. Bir sandal düşünün yani tek katlı. Balıkçı sandalının biraz büyüğü. Marina'daki küçük tekneler. Gibi. Yani yine ahşaptan yapılma. Skyrim bilen bilir var ki şey işte DLC'ye giriş gelişte bir tane seni de tam dediğin gibi böyle. Geniş. Mesela ne kadar geniş işte? Salon kadar. Hani mesela. Evet. Bunun ya da 1,5 katı kadar. Düz açık alan yani. Evet. Küreklerle hareket edecek. Nasıl demişsin? Ya ben yüzme bilmiyorum da biraz geldim. Ha, Sigura soruyorsun. Evet. Efendim, günaydın arkadaşlar. Sizi Baldur's Gate'e kadar ben götüreceğim. Orta yaşlarda bir erkek. Bayağı oldukça güçlüye benziyor. Demek ki bu su işleriyle uğraşmış balıkçılık falan filan. Oltalar da var. Kayıktan bu arada balıkçı oltaları da var. Ama arada kürek çekmek için sizden yardımınızı rica ediyorum. Aramızda güçlü cüceler var. Onlar çekebilir ama yani bunun batma oranı nedir? Valla kayığımızı bir yere çarpmadıktan sonra ve kayığımız delinmedikten sonra batmamız biraz zor çünkü Kiyotar Nehri genellikle nazik bir nehirdir. Ama bazı yerlerde Kiyotar Nehri'nin bölündüğü noktalar olacak. Müziği biraz kısacağım. Gemideki bardlar biraz yüksek çalıyor. Kumandayla kısıyorum. Gemideki bir bard değil, sihirli bir gazlambam var da içine müzik hapsettirdim. Bizim Ertuğrul'de böyle şeyler sıradandır. Çok hoş. Alaydık gitmeden. Artı birlik balta filan. Artık bindiniz kayağa. Bir dakika, Ontar gerçekten bindik mi? Yani, işte sabah oradasın. Ben Ontar'a şey demeyi planlıyordum. Yok yok, oradasınız yani. Ha, tamam. Ya benim buralardan yola çıkmadan önce bakır tel alabileceğim bir yer var mı? Biraz bakır tele ihtiyacım var. Bakır teli buluruz ya. Bakır tel nerede bulunur ki? Şehri. Ha, bizim şu simyacı da olacaktı.
Ayarlatırız, tamam. Ne kadar istiyorsun? Aldırıp getireyim ben çocuğu. Yani şöyle 2-3 metrelik bir bakır tel bana şimdilik yeter. Tamam, tamam. Oğlum, hop. Haberleşelim. Parasını da vereyim ben sana. Ya ne gerek var bakır tel? Birkaç bakırdır herhalde. Eyvallah, teşekkür ederim. Sigur, tahminimiz her şey yolunda giderse 5-6 günde orada olacağız efendim. Yavaş yavaş binelim. Daha başka yapmak istediğiniz bir şey yoksa yolculuğumuza başlayalım. Güneş de doğmak üzere. Ben o zaman şöyle kenara çekileyim. Şu kitabını bir açayım da. Biraz çalışmam gerekiyor. Hayırınızı atlıyorsunuz. Bakır telin geldi. Bir 5 dakika onu beklediniz. Hatta bir 10 dakika beklediniz. Çünkü dükkan kapalıydı, çocuk uyandırmış sahibi dükkanı. Arkamdan küfür etmişti. Ama bakır telin yani... Leğenim yapacaklarsa bu saatte diyor böyle. İstediğin kadar uzunlukta. Sesi biraz kısayım, müziği kısacağım değil mi? Bir önceki ses yüksekliğinden söylenmiş olabilir ama. Aynen. Yani. Bir saniye. Bu arada bir genel yorum al istersen. Şu anda durumumuz nedir? Seste, görüntüde herhangi bir... Yok, bir sıkıntı yok. Sadece müzik biraz fazlaydı. Onu kıstım zaten. Hı hı. Icepad hoş geldin. Hoş geldin aramıza karşı. Nehirde yolculuğunuza başlıyorsunuz efendim. Hızlı hızlı geçeyim mi? Kafana göre. Yani şey yapmak yoksa, istediğiniz bir şeyler varsa. Ufaktan bir RP yaparız ya. Kiontar. Ben çok çalışamıyorum yani, çok gerginim suyun üstünde olmaktan. Ben de çok rahatım çünkü yani, çok severim öyle doğayı, etrafımı. O yüzden ben duruyorum. Bakıyorum. Etrafı izliyorsun, i̇şte elinden geldiğince. Yani bir cücenin de suyun üzerinde bu kadar rahat olması da beni şaşırtıyor açıkçası yani. Korkmuyorum. Ne güzel. Bu sırada... Bir zamandan sonra korkmuyorum lafını olmak. Josef'in bu sabahın ilk saatlerinin serinliğine rağmen alnının terli olduğunu görüyorsunuz. Josef terliyor şu an. Sürekli eline siliyor alnını. İyi misin? Hayırdır? Sen derinliği sorduğunda sana derinliği söylediler mi? Ya derinliği söylemedim ama ben biraz adama güvenir gibi. Ne bileyim. İçim biraz biraz var. Ben bunlara bakıp şey diyorum. Boy vereyim mi inip suya? Sen inip suya. Sen değil de şu kürekle mi yoklayamaz mıyız? İyi fikir aslında. Ne oldu? Yani. Sen de yüzemiyor musun? Efendim? Yüzemiyor musun? Yani bilmiyorum, hiç denemedim. Hiç denemedin. Anladım. Neyse ben suda iyiyim. Bir Dragonborn var. Yağmurla ilgili aranızda sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Herhalde yüzebilirim. Yağmur değil mi? Severim. Dragonborn olarak. Benim biraz da. Ben canım. Çok güzel yüzüyorum diye hayal ediyorum. Benimki biraz suyu sevmemek. Yok, ben ORP olarak sordum. Tamam. Ha, okey. Hı? Peki. Yağmurdan da korkuyor. Korkmak demeyelim şimdi. Rahatsız olma. İtiraf edebilirsin, ben korkuyorum. Kendime söylüyorum bunu. Boğulmaktan korkuyorum ama yağmurdan korkmuyorum yani. Ha. O bir sudan rahatsız olmak, suyu sevmemek. Ben kürekle şaka yapıyorum. Dikkat, tsunami falan diye böyle bunlara su atıyorum böyle. Cüceyle yolculuk çok uzun sürecek. Haklarından savunur sen. Neyse, sandalınız... Neyse, değilim şimdi. Biraz uzun bir sandal ve bir kısmının üstü tahta iskeletli, üstüne kumaş örtülmüş bir şeyle, çadırımsı kısımla kapatılmış. Atlar da onun altında bağlı. Bu arada 4 tane atınız var orada bağlı olan. Derken Sigur çocukların hazırladığı yemekleri, hadi bakalım yemek vakti diyerek sizi oturacağınız bölmeleri alıyor sandalın kenarlarında. Bu arada bizden gayrı kaç kişi var? Hı? Bizden gayrı kaç kişi var? Sigur var. Hı-hı. Ve onun da 3 tane çocuğu var yanınızda. Ha, toplam 8 kişiyiz. Hı-hı. Kendi çocuğu. Evet, yani ya da yanında çalışan. Tahmin ediyorsunuz. Yemekte ne var? Su böreği. Yemekte bilumum sebze, meyve. Zeytinyağlı. Ben kusmaya başlıyorum. Çünkü beni tekne tutmaya başladı artık. Aa. Yiyebileceğimi sanmıyorum.
Çok midem bulandı. Dur o zaman ben çocuklara patates haşlatayım. Patates haşlamaz ama... O zaman karaya çıkıp ateş yakalım mı? Ben gidip aşağı biraz yatsam iyi olur. Zaten gece hareket edemeyeceğiz. Dur. Birazdan duralım. Duralım da bir ateş yakarız, patates pişiririz orada. Midene iyi gelir. Gece neden hareket edemiyoruz? Kaptım, seviyorum ben ya. Gece çok tehlikelidir ortalık. Vahşi bir yol var önümüzde. Hem aydınlatmamız da yok. Sandalımız hasar alırsa çok sıkıntıya gireriz. Gece hareket etmememiz hepimiz için daha iyi. Tehlike derken canlı bir şeyden bahsetmiyorsun bana. Cansız nasıl bir tehlike olabilir ya? Taş. Yani kayalıkları falan. Yo, onu söyledim zaten. Umdum da. Hepsi işte canlı cansız ne varsa bu ormanlarda nelerin yaşadığını vallahi bilmiyoruz tam olarak. Unutmayın biz... Ve o ormanlarda duracağız şimdi. Gerçi siz benden daha iyi bilirsiniz ama yani kılıç sahilinde yaşıyoruz. Burada devler, ejderhalar olduğu efsaneleri... Ejderha ben korkmaz, sıkıntı değil. Ejderha bizden. Ejderha sorun değil. Diyor. Aa ejderha sorun değil dedi. Baba duydun mu dedi. Çocuklar da işlerini bırakıp sana dönüyorlar. Böyle hayranlıkla bakıyorlar size. Ne yani daha önce bir ejderha ile karşılaştınız mı? Trixtor çeneni bir tutsan. Şu çeneni bir tutsan. Yo yo onu biliyoruz. Biz daha önce El Turel'de gördük onlardan. Bu ablalardan. Ben ondan bahsetmiştim. Siz ejderha gibisiniz ama aslında bir ejderha değilsiniz değil mi abla? Abla. Hadi bir karaya çıkalım da. Çok fazla konuşmayı sevmem ben. Oğlum. Peki Cüce abi sen anlatsana biraz ejderhalar nasıl olur? Kaç yaşında ya bu çocuklar? Sevgili boy boy Sigur. Boy işte, tane. Trixtor şunları uzaklaştırsana. 8, başım ağrıyor zaten. 12 lütfen. Sebep? Niye ben? Senin peşindeler. Bir atlarımızı temizlesinler. Arka tarafa doğru gidin sohbet edin. Yap büyülü bir şey, şeyler böyle ışıldan oynasınlar. Sis. Duymadım ben. Sis bir suyu atıyor. İçinde kaybolup birbirlerine çarpsınlar. Sis büyüsü, efsanevi sis büyüsü. Yapabilirim aslında, geminin kıyıya yaklaştığı görünmez. Öyle böyle o ormanı... Göremeyeyim çarpar işte. Canım, vurduktan sonra sen de Allah Allah. Neyse biz bir inelim de biz bir yesinler. Çocuğa atar yapan Dragonborn diyor. Öyle böyle o ormana girip başınıza bir şey gelecekmiş sizin. Öyle, İşte ben de sonradan biraz pişman oldum midemin bulanmasına. Yok yok, gece zaten duracaksınız. Gece mecbur ilerlemiyor. Sigur da istemiyor onu. Uygun bir yerde, ilk gecenizde duruyorsunuz. Ben hemen toprağa atlıyorum böyle. Bir parça yanına götür istersen. Tamam. Üşüyen var mı? Ateşe ihtiyacımız var mı gerçekten? Yemek için var. Ben böyle kaslarım çıkarttım. Ya hazır yemekler vardı yemek aslında. Yani yediniz ya Cüce Efendi. Drixor. Bay Drixor. Yedin ya daha yemek mi istiyorsun? Benim için ya. Bir patates at. Evet onu yapacaksın. Onu yapacaksın. Tamam, patates közleriz. Patates. Hep onu düşündüğüm için patates de yani önemli. Gece uyuyorsunuz. Ateşi de yapalım. Yemeğimi yedin mi ben? Bu kadar mı? Yemeğimi yedin mi ben? Tabii tabii patates falan yapıldı. Patatesini soydun, yedin. Candlekeep'ten bir anda çok uzakta hissediyorsun kendini. Gece uykuya dalarken endişe içindeydin. Yine. Şeyde de olduğu gibi. Kicking for goodness. Bu Greenest'a geri dönerken o mağarada dinlenmiştiniz ya. Hı hı. Mağarada değil de o hani bir kamp alanında dinlendiniz ya. Evet. Oradaki gibi. Uykuya daldığını gördüğün rüyayla fark ediyorsun. Rüyada yine kapkaranlık bir ortamdasın. Tıpkı bir önceki rüya gibi. Tanımsız fısıldamalar geliyor kulağına rüyada. Ve karanlığın içinde farklı farklı yerlerden gözler sana bakıyor. Rüyanın içinde hatırlayabildiğin kadarıyla tekrar bu gözlere dikkat ediyorsun. Kaç göz var? Kaç çift göz var? 5 çift göz var. Ve gözlerin her çifti birbirinden farklı. Sana bakıyorlar ve bütün bu karanlık ortamda fısıltılar yankılanıyor. O sırada bir terör, bir korku seni kaplıyor. Ve kendine gelip birden uyanıyorsun. Diğerleri uyuyor mu bu arada? Ben uyuyorum. Ben nöbet tutuyorum. Drixor nöbette, diğerleri uyuyorlar.
tekrar dönüp ben sırtımı dönüp yatıyorum. Evet, sabahın ilk saatleri yaklaşıyor. Belki bir yarım saat daha uyuyabileceksin. Arkon da meditasyonunu tamamlıyor. Drixor, olaysız bir gece geçiriyorsun. Ve sabah sandalınıza atlayıp tekrar yola çıkıyorsunuz. Gece fark etti mi beni? Yok, öyle hayır, hayır. Korku içerisinde uyandığımı fark etmedi. İlk gününüz olaysız geçti. Keontar Nehri gerçekten çok nazik bir nehir. Yalnız Baldur's Gate'e doğru ilerledikçe yer yer kayalık bölgeler oluşuyor. Yer yer geçiş zor oluyor. Birazcık dalgalar sizi şey yapıyor. Birazcık dalgalar sizi rahatsız ediyor sandalda. Ama güvenli bir sandal oldu. Yani atlar bile korkmuyor. O derece rahatsız ediyor yani. Yani çok fazla bir sarsıntınız yok. Ağır bir sandal olduğu için. Of. İnsan at olmayınca işte. Derken güneyinizde artık yavaş yavaş güneyinizde kocaman uzaklarda bir orman görmeye başlıyorsunuz. Tepeler ve orman, sık bir ormanlık alanın başladığı yerden geçiyorsunuz. Sigur sesleniyor. Oh, neredeyse yarı yola geldik demektir bu. Keskin diş ormanını görüyoruz güneyde arkadaşlar. Ve kuzeyde de The Fields of the Dead, yani ölüler tarlası. Burada zamanında çok kan dökülmüş. Buranın adı böyle konmuş o yüzden. Buranın hakkında bir sürü efsaneler var. Namertler varmış orada, namertler. Diyor Sigur. Size çevre hakkında bilgiler veriyor. Bu ikinci günümüzün akşamında da ileride bir Old Keep adı adında bir küçücük bir köy var. Oranın köprüsünün altından geçeceğiz. Orada mola veririz yani bugünün sonunda da herhalde diyor Sigur. Bana mı ya? Bana mı ya? Evet. Nerede kalıyoruz şu anda? Sallanma ne zaman geçecek? Bu sallanma bu bölgelerde böyledir. Çünkü buralarda Kiyontar Nehri biraz daralıyor ve kayalık oluyor. Burada biraz dişinizi sıkacaksınız artık yahu. Köprünün olduğu bölge güvenli midir? Köprünün olduğu bölge güvenli, orada küçücük bir kasaba var. Yani sen şimdi odunculukla... Namertlerden bahsedince... Ben... Namertler çok kuzeyde. Ha, yani uzaktalar. Evet, buraya mesafeliler. İşte biz efsaneleri, masalları çocuklarımıza anlatıyoruz. Bizimkiler de çok dinlediler. Bir şey diyecektim de, sen ne sorduydun? Sigur, ya senin bu kadar miden kıvranıyor, arkadaşın da soğuk soğuk terliyor. Yok mu o büyücülerin yaptığı bir şeylerden falan? Büyülerimi bu tarz şeyler için kullanmak istemiyorum Sigur. Şu anda yapamıyor da. Daha... Ben yok ya, öyle miyim? Mi? Daha ciddi... Ben yapabilirim herhalde. Neyi? Karışım. Hazırlan malzemen var. Ha, mide herbal bulantısına iyi gelecek bir karışım mı? Herbal kitimden evet. Aa, tabii. Onun için hangi bitkiler gerekli acaba biliyor musun? Ona bir nature check yapalım. Baksın bakalım. Bilirim tabii. Mide abi, bulantısına iyi gelir. Günlerdir kıvranıyoruz burada. Kaç ya? 20 ile mi atıyorum onu ben? Nature skillinin. Aynen. Kontrol ediyoruz şimdi. Kaç oldu? Hiç bilmiyorum onu. Belli olmaz. Yanlış ilaç vermese bari. Bir attım. Nature. Senin yok. The Dragonborn yok ortamlarında, çetelerinde, köylerinde kesinlikle kimsenin midesi bulanmıyormuş. Sizin mide ya, bulanma derdiniz yok. Zaten sizin içinizde asit... Anlamıyorum zaten. Ne bu olaylar yani? Mide bulantısı falan değil mide mi? Mide bulantısı. Hayret kafasında ya. Canlandıramıyor ki tedavi etsin. Evet. Yani o yüzden işe yarar hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar rahat bir ortamdayız. Nasıl... Ama bunu yapmayı bilen başka birisi varsa aranızda... Benim nature'ım var ama... Empati yoksunu bir grupla dolaşıyorum ben. Daha yani ırksal olarak midem bulamıyor hocam. Ne çektiğimin farkında değilsiniz ya burada benim. Ya sevgili Prospero, istersen otur biraz meditasyon yap. Bir görürsün onun faydalarını. Her şey büyüyle olmuyor. Deniz yolculuğu yapacağını biliyorsun. Her zaman almıyorsun hocam sen de. Yolumuz uzun. Biraz rahatlayın. Ondan sonra... Yap bir ateş suyu kendine gelsin. Aynı işe gelir. Ege hoş geldin bu arada. Hakikaten ateş suyu deyince Sigur, içecek bir şeyler yok mu ya sende? Biraz bari... Tabii nasıl unuttuk ya. Dün hiç kimse sesini çıkarmayınca ya cüce bile sustu kaldı. Var hemen. Ben kendiminkini içiyorum da. Ontar'ın verdiği fıçı var burada. Ancak kendininkinden iç zaten Mustor. 12 attım. Nature'um artı 4. Güzel. Bari bir tütün falan çiğnesin. Adam otuyla bizon otunu karıştırırsa...
Üfle geçsin diyor hocam. Ne diyorsun? Adam otuyla, köküyle bizon otunu karıştırırsan güzel bir mideyi yatıştırıcı elde edebilir. Bunun benim bildiğim bu kadar yani anlayacağın. Karıştırmak için senden. Yapabilir ayak misin? Ayak titremesine iyi gelecek bir şey bilen var mı? Ben buraya çevirdim ki zaten. Bayağı romatizma, romatizma sorusu yaptı ya. Ya burayı hastaneye çevirdiniz ya. Allah Allah. Bir sandalda gidiyoruz işte Baldur's Gate'de. Birkaç gün sonra oradayız. Neyse. Bana belki bir ayı gelir. Biraz işinizi sıkın. Birkaç saat sonra dediğim Old Keep Köprüsü'ne geliriz zaten. Orada köylü halkı bilir bir şeyler. Hem siz köyün hanı var mı? He? Köyün hanı var mı? Var var. Küçük bir hanları var bildiğim kadarıyla ama oraya bayağıdır gitmedim. Yani sadece orada olduğunu biliyorum. Bu gece biliyorum. Gideriz belki. Bu kadar uzun yolculuklara normalde çıkmıyorum ben. Yani balık avlıyoruz. İşte getir götür yapıyoruz ama hep yakın kasabalara, köylere. Bu sizin gibi kahramanlar için özel düzenlenmiş bir şey. Ve ben de bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Biz de. Epey iyi para almış gibisin. Onun duyduğu belli bir şeyler. Ama mide gurultusu galiba. Evet, birkaç saat daha yolculuk ediyorsunuz. Öğlen saatlerini geçiyorsunuz. Akşamüstü saatlerinde. Ah işte köprü göründü ileride. Bakın hatta köylüler de orada herhalde diyor. Sigurd size ileriye bakıyorsunuz. Çok uzakta köprüyü görebiliyorsunuz. Etrafınızdaki yeşillik alan biraz kendini kayalık bir alana bırakıyor. Bayağı daralıyor burada. Oraya da zaten hemen köprüyü kondurmuşlar. Köprünün üstünde de köylülerden birkaçını görüyorsunuz ama sadece böyle fiir olarak çok uzaktasınız çünkü. Oraya yaklaşacaksınız. Derken yaklaşıyorsunuz ve elf gözlerin sana diyor ki köprüstüm zaten. Ya ne kadar küçük bir köprü bu yani. O kadar küçük bir köprü ki üstündeki köylüler kocaman insanlar gibi görünüyorlar. Allah Allah. Şaşırıyorsun. Daha çok dikkat ettiğinde çok kaba davranışları var. Birbirleriyle böyle oldukça vahşi bir şekilde şakalaşıyorlar gibi görünüyor. İki kişi var köprünün üstünde. Bunlar şu şey. Ve köprünün üstünde de böyle bir perde gibi bir şey var. Ama file gibi. Balık ağı gibi. Ve köprünün üstüne doğru yükseliyor. Köprünün altından olan geçiş genişliğinde ve yukarı doğru yükselmiş. File gibi bir şey görüyorsun. Var mı? Sigurd, tekneyi kenara çekebilir misin hemen? Kenara mı? Neden çekelim? Ne oldu? Bu köprünün üzerinde olan hadiseler pek doğal şeyler değil. Üzerindekilerin köylüler olduğunu zannetmiyorum. Allah Allah! Nereden geçeceğiz? Ne var ki? Siz de görebiliyorsunuz iki figür. Köprüye göre oldukça büyükler artık. En azından hani biz şöyle bir önden gidip bir bakıp tehlikeli bir durum var mı diye belirleyelim. Ondan sonra tekneye devam edebiliriz. Yani güvenli bir yere çekebilirsen tekneyi. İyi sen öyle diyorsan büyücü efendi hemen çekelim. Durduruyor tekneyi akıntıya karşı. Zaten ben burası... Önden bir miktar yaklaşayım bakayım. Stealth. Dur. Tekneyi bir bağlayalım. Oldukça dar bir yer. Kayalara yaklaştırıyorsunuz ve inebilecek şekilde durduruyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sigurd sana göre bu normal mi? Bu görüntü. Ya sen lan... birkaç kez geçtin buradan. Ya geçtim de. Vallahi biraz büyük gibiler ya. Bunlar ya, dev miler? Devler mi yoksa? Devler şu... var mı bu ya? Yani şey, izdevaların neydi onların adı? Drake mi? Drake'ler olabilir. Yok canım. Eğer köylüye benziyorsa ya o iki figür diyor, bir şey, bir cisim tutuyor diyor. Ne görüyoruz? Humanoid görüyoruz. Humanoid, evet. Ha, kollarını, kafalarını görebiliyorsunuz, vücutlarını görebiliyorsunuz. Köprüye göre çok büyükler, bayağı mesafedesiniz şu anda, uzaksınız. Yani ne diyelim? Sigurd dev diyor. 2 kilometre civarı bir uzaklıktasınız. Bizi gördüklerine dair bir işaret yok, hayır, değil mi böyle? Hayır. Birbirleriyle ilgileniyorlar. Birbirleriyle el kol böyle temaslar falan. Sigur, bunlar balık tutuyor gibi bir gaflette bulunuyor olabilirler mi bu yükseklikte? Vallahi bilmem ki. Bunlar dev gibiler. Devler balık tutuyor mu? Hiçbir fikrim yok. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama bu nehirde balık vardır onu soruyorsanız eğer. Bu köy bu arada karma bir ırk köyü mü yoksa hani... Sigur'a soruyorsun. Aynen. Herhangi bir ırk ait bir köy değil mi? Yani
yerleşke hakkında bilgim var sadece. İnsanlarıyla hiç muhabbet sohbet etmedim. Sadece bir selamlaşmışlığımız. Yani bir Halfing köyü falan değil yani. Yok yok öyle bir şey yok. Okay. Hiç dev gördün mü buralarda? Halfling'e mi benzettin? Yok devler, yani devleri böyle işte maceracılar falan anlatır sizler gibi de. Yani ben Elturel çevresinden uzağa çok nadiren çıkmışımdır. Onlarda da hiç böyle bir şey görmedim. Hadi genç sen git bak. Ben gidip bakayım artık. Tahminle tutturamayacağız sanırım. 6. Kaç? 14. 14. Hemen azıcık bekleteceğim. 12-15'teyiz. Ya ben bunu evet ya kağıda çıkartmıştım. Evet. Ben ne zar attım burada? Stand. Tamam. Evet. Sen yanlarına yaklaşıyorsun. Şöyle bir şey. Hemen göstermek istiyorum sana ortamı. Vay. Göster bakayım. İleride küçük bir kulübe var. Geldiğiniz yönün sol tarafında. Ve köprünün üstünde de iki tane dev cüsseli. Çirkinç mi çirkinç? Çirkinç mi? Çirkin mi çirkin? Çirkin mi çirkin? İri mi iri? Göbekli. İşte cinsel bölgelerini böyle deri parçalarıyla kapatmış. Diğer yerleri çıplakta. Ayakları yalın. Ve birbirleriyle bağıra bağıra kabaca şakalaşan, vuran, ittiren iki tane dev görüyorsun. Ork suratları var. Orkları biliyorsun sen. Ama ork değiller. Tenleri orklar ork renginde değil. Boyunlarında böyle yakından bakınca sanki düşmanlarının ne bileyim tırnak, parmak, kulak gibi şeylerini asmışlar boyunlarına. Bunlardan oluşan böyle kolyeleri var ikisinin de. Ve birinin elinde kocaman bir ağaç dalı var. Diğerinin elinde de ona nazaran biraz daha küçük bir ağaç dalı var. Birisininki yaslı duruyor köprüye. Diğerinin silahı elinde şöyle yerde tutuyor, yere dayamış. Ve silahlarının, birisinin silahının tahta delinmiş ve oraya böyle geyik boynuzları takılmış ve bağlanmış böyle silahın ucuna. Geyik boynuzları. Diğerinde de sivri sivri başka hayvanların boynuzları var silahlarının uçlarında. Ve birbirleriyle konuşuyorlar. Hemen sırtlarında, yani size göre köprünün diğer tarafında o dediğim ağ yapısını yakından görüyorsun. Kocaman dallar birbirlerine kare kare olacak şekilde bağlanmışlar ve çivilenmişler. Ve onlara dik olarak da dikenler, yine ağaçlardan yapılma kazıklar bağlanmış. Ve kazıklar ileri doğru bakıyor. Yani sizin gittiğiniz yöne doğru bakıyor kazıklar. Ve bir iple bağlanmış bir şekilde köprüye alttan bağlanmış ve üst tarafını da bir ip tutuyor. Sağdaki devin, size göre sağdaki devin yanına zeminde bir yere doğru o ip gergin bir şekilde duruyor. Şurada da bir kulübe var. Taş olduğuna bakma. Odundan böyle çok geçici bir yapılmış. Sanki köylüler tarafından yapılmışa benziyor. Yani yine samanlardan falan filan çatısı var. Ahşap, tek katlı, tek odalı bir kulübe var. Geri dönüyorum. Bir şey atar mısın? Bir perception atar mısın? 13. 13 mü? +5. +5. Tamam. Devce biliyor musun? Giant dili var mı? Aralarında bu seslerle konuşuyorlar. Bir yılan sıslaması gibi bir şey daha duyuyorsun köprüde ama göremiyorsun bulunduğun pozisyondan. Ne taraftan geldiğini varsayıyoruz bu arada köprüye. Tam olarak o masum olduğu kısımdan. Bu taraftan geldi. Tamam, ağaçların ve çalıların arasına seni hiç fark etmediler. Buradan bu kadar yaklaştın. Siz arkadaşlar tabii çok geridesiniz. ve şu anda gördüklerim ve algıladıklarım bunlar. Yani tekneyi fark etmemiş gibiler hala. Yok, hayır.
Siz zaten o kayaların arasına falan filan koydunuz. Onlar tamam. Onu görmeleri mümkün değil. Geri dönüyorum. Evet. Başladım. Gördüğüm şeyi anlatıp bir de bir tıslama duydum, göremedim onun ne olduğunu ama hani bunlar dev değil mi? Dev diyorum artık buradan sonra. Yani başka bir kelime bilmiyorsunuz onları tanımlayacak çünkü ilk defa görüyorsun. İki dev var ve bir canlı sesi daha duyduğuma eminim orada. Muhtemelen bir tuzak kurmuşlar, basit bir mekanizma. Oradan geçtiğimiz an kapanacak bir sistemle. Bunun tuzak olduğuna emin değiliz, eminiz değil mi? Yani bunlar doğal varlıklar olup da burada başka bir şey avlıyor olma ihtimallerine. Yani balık için file kullanacaklarını tahmin ediyorum. Bu daha çok kapan gibi bir şeydi. Hiç köylülerin sesini falan duydun mu? Yok. Yani bu canlılar şimdi orada köylülerle beraber yaşıyor değillerdir. Köylülerin başına da pek... Yaşıyorlar mı? Soruyorum ben kaptana. Pek köylülerle yaşayacak şeylere benzemiyorlar. Yok, bunlar anlattığına göre vahşi devler yani köylüler ya köylülere zarar vermiş bile olabilirler. Çünkü köylüler bu köprüyü kullanır. Sigur senin hiç haberin var mı? Bizi kurulmuş bir... Neyden haberin var mı? Bu yaratıklardan. Devlerden mi? Evet. Yok işte size anlattığım gibi yani daha önce hiç görmemiştim. Çok duydum. Ne tarafta kalıyor? Efendim? Sigur'a soruyorum. Köy ne tarafta kalıyor? Köy güneyde. Şu harita var ya. Şu harita. Siz şu bölgelerdesiniz şu anda. Şu bölgelerdesiniz. Köy güneyde, ormana yakın diyor Sigur. Ama buralarda tabii böyle kabak gibi yani, değil. Yani şeyden bahsediyorum. Köprünün solunda mı bize göre? Evet, aynı yöndeyiz şu anda. Aşağı. Aynı yöne bakıyoruz. Hayır. Güneyde yani. Anladım. Ha? Tamam. Köy güneyde. Ve çalıların, ağaçların arasından giden bir patika var köprünün devamında. Yok önden bir gitseydik atlardım. Köprü bu arada taş ve ağaç destekli. Ayakları ahşap ve dipleri taşla suyun içine batırılmış. Üstü de ahşap bir köprü. Yani köylüler tarafından yapılmış olduğu belli. Şimdi o kapan düzeneği şu anda açık değil mi? Yani altından tekneyle geçebilecek durumdayız. Geçtiğimiz an kapanacak gibi geldi bana. Yani o ipi kestiklerinde düzenek kapanacak. Ya da o ipi bir şey temas ettiğinde mi? Temas ettiğinde gibi duruyor. Aklıma bir şey geldi. Ne gibi? Boş vareli yüzdürelim mi yüzden ya? Boş vareli yüzdürelim mi? Süreye yakın. Kapanın kapanmasını sağlasın. Onlar ilgilenirken biz de onlara müdahale ederiz. İp suya inmiyor. Ben onun anlattığı kadar. Ha. Şimdi o desin, o cevap versin. Tamam. Kapanı bir şekilde aktif hale getirebilir miyiz? Bilmem. Denenebilir ama bizim... Kapanı aktif hale getirmemiz bizim avantajımıza mı olur? Onunla uğraşırlar erken, biz de ama müdahale ama birilerinin geldiğini fark edebilirler, dikkat tekniği edeceğiz. Tekniği getiremeyeceğiz. Şimdi ben bunları yakarım. Müdahale ederken diyorum. Şimdi bak ben alevlerle onu yakarım ama şimdi köylülerin köprüsünü de mahvetmek istemiyorum durduk yere. Öncelikli olarak hani... üstündeki canlılardan kurtulabilir miyiz devlerden? Onları bir şekilde oradan def edebilir miyiz? Önceliğimiz çünkü tekneyi şeyin altından geçirmek, o kapan kapanmadı. O zaman sinsice gelip kapanı sen deaktif hale getirebilir misin? Köprünün altından. Başında ama sen tabii sudan gidemiyorsun. Ama yani eli ipte bir de yani. Suyun altından yürüyerek. Nasıl eli ipte miydi? Ben onu kaçırmışım. Nasıl? Ya ben uyduruyorum belki. Allah Allah. Ya ben hiç uğraşmasak ya bunlar ne istiyorlarsa verelim yani bizi yiyecek değiller ya. Para istiyorsak verelim geçelim ne olursunuz ya. Paradan başka şeyler istiyor olabilirler. Gerçekten bizi yemek istiyorlarsa ne yapıyorsun? Ben köylülere merak ediyorum. Yani köylülere ne oldu ki acaba? O da bir. Aa köylüler mi? Şu tabii ya video vardı. Bir de bir tane ufak bir kulübe gördüm arkalarında, onda yani köprüyü hemen geçtikten sonra solda. Orada bir insan belirti göremedik. Yani bizi konvoy geçmiş olmasın karavan. Bizim kavur karavan geçemez. Ama belli ki burada bir şey var. Devler öylesine gelmez. Ben devci konuşuyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim size. Aa niye beraber gitmediniz? Bir de beraber mi gitseniz o zaman falan. Kimler biliyor devce? Bende yok. Bende de yok.
Ya her dil ben mi konuşuyorum arkadaşlar? Var mı? Ay, biliyor musun cüce var mı? Şu manastırda yaşamanın faydaları. O zaman... Yok cüce yok. Arkon ve Prospero biliyor. Evet. Devci. Sen biliyor musun? Biliyormuşum. Özür dilerim. Karakter şiitinizi iyi takip edin. Biliyormuşum. Biliyormuşum. Evde hanıma... Hadi hadi devam. Çok şey yapmayalım. Evet. Evet. Ne yapacağımı karar vermiştim. Ben ne yapacağız? Yok, oyun dışından bahsettim. Hı. Devam. Gidelim o zaman bir daha. Belki dinleyebiliriz veya... Kim gidiyor? Şu şeyin içine bir bakabiliriz. Şimdi hep beraber gideceğiz o zaman. Hep beraber gidip bir binanın içine bakalım. Valla bence hep beraber köyüye yaklaşıp ondan sonra köye gidelim. Ben köylülere çünkü çok merak ediyorum. Tamam, ilk planda o zaman fark etmeyecek şekilde şu... Güneyden biraz dolaşıp uzaklarından şu binanın o tarafa doğru gidelim. Ben yani köylüler için aslında aklımda daha güzel bir fikir var. Bunlarla uğraşırken teknik şu gençlerden birini yollasak mı? Bizim aklımda var. O çocuk nereden? 8 yaşında. Hepsi 8 değildir herhalde. Biri vardır 12, genç. 8-10-12. Tamam, 12'li gönderirsin şimdi. At bilmeyen yaşı gelmiş yani. Önden gider. Hani köylünün durumuna bakar. Ben çocuklarımı göndermek istemiyorum Cüce Efendi. Yalnız gönderim. Göndermemesinin taraftarı değilim. Burada bu devlerden başka olup olmadığını da bilmiyoruz. Evet. Gönderirsin. Köyde belki daha bir sürü bunlardan var. Allah'ım. Biz şu binaya gidelim. Ben gerekirse kapşonumu takar, ben giderim bir o zaman sen buraya park et. Biz gidelim hadi. Park et. Park et aynen. Biz şu binaya gideceğiz. Kim? Şimdi hayır, binaya değil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım hocam istersen. Onlar kalsınca. Ben aynen. Senin şu anda bulunduğun yer var ya haritadaki. Biz oraya kadar geliriz, sen önden gidersin. Orası biraz daha hani böyle çalı çırpı olduğunu düşünüyorum ben. Değil mi? Tabii böyle kabak değil yani. Aynen. Orada rahat rahat hareket edebileceğiniz yerler var. Zaten hep çok beraber yaklaşır, sen daha ilerlersin. Çok kaba ve ilkel görünüyorlar bu arada. Yani öyle çok hani nöbet tutuyorlar gibi bir halleri yok yani. Sen kendini rahat hissettin mesela. Algıladın onu yani. Tamam, kim geliyor, yaklaşıyor? Hepiniz. Hepiniz, tamam. O zaman hepiniz bir stealth atın. Avantaj ya da avantaj var mı? Yok, normal. Ben de avantaj yapıyorum o zaman. 13. Tamam. 13. Sivicim at. Benim 4 hocam. Yok, senin altına gerek yok. Dexterity'nin orada şey. 11, 12. Siz o bölgeye yaklaşıyorsunuz. Kosef'in olduğu yere doğru. Mouse'un nerede? Tamam. Siz bu bölgeye yaklaştınız. Nasıl yaklaştınız? Bir arada mısınız? Aranızda mesafeler var mı? Ben geriden geliyorum. Ben yine bir iki adım önde, yani en önde ben varım. Tamam. Aynen. Siz burada çalıların arasından ilerlerken şuradaki elindeki silahta geyik boynuzları olan dönüyor, sana kafasını çeviriyor. Artık seni gördüğünü biliyorsun. Güce geliyor. Güce mi? Yanındaki de dönüyor ve Kamın mı konuşuyor? Dikkatleri sende. Evet. Ne yapıyorsun? Ben olduğum gibi şey yapıyorum. Hiç çaktırmadan köprünün altına doğru koşuyorum. Oraya eğimli olarak düşünüyorum. Nereye çünkü çaktırmadan? Çaktırmam mümkün değil şu an. Bunlara bakarak, bunları farkındalığını yarattırmadan diyorum. Fark edildim biliyorum ya. Orası eğimli olduğu için aşağıya inip, yani aşağıya doğru inip suya yakın olarak köprünün altına doğru gidiyorum. Tamam. Eğimli önce kıyıya gideceksin, oradan köprünün altına koşacaksın. Aynen. Tamam. Bu arada Kamın konuşturmayacaktım. Ağzımdan öyle çıktı yani. Kamın konuşmuyorlar. Siz anladınız diye. Tamam, Kamın konuşmaz da fark etmez. Yapalım. Tamam. Sen ne dediklerini anlamıyorsun. Tamam. Orada bir hata oldu. Bok! You wait here. I'll go see. O silahını alıp o da seninle beraber buraya iniyor.
You stop there. You pay shiny. Yes, yes, shiny. Yukarıdaki de cevap veriyor. Ne dediklerinden anlamıyorsun bir şey. Elindeki silahı da önündeki toprağa, senin önüne geldi. Yani karşı karşıyasın ama dip dibe değilsiniz. Böyle yolunu kapatır gibi vurdu. Bu arada siz de sessiz izliyorsunuz biz diye. Ben anladım mı? Siz ikiniz diyor. Anlıyorsunuz. Yani ne diyorlar? You pay shiny. Bu kadar anlıyorsunuz ama. Hani tamam dillerini anlıyorsunuz ama tamam, ben ne dediysem onu anlıyorsunuz. Tamam, yani para ödeyeceksin oradan geçip onu anlıyoruz. Tamam, o zaman ben onun yanına geçiyorum. Stealth'i bozuyorsun. Ha, sizi görmüyorlar, sizi fark etmediler. Tamam. İkisi, tamam. Ama o anlamıyor ya hiçbir şey. Tamam. O zaman görünür ben... hale geliyorsun. Stealth'i bozuyorsun önce. Dur, evet. Dur sen, bir dakika Tolga. Ne yapmak istiyorsun tam olarak? Trickster'ın yanına geçip, para mı istiyorsunuz diye soruyorum. Tamam, ona. Çalılardan ne çıkıyorsunuz. Kadar para bizim buradan geçmemiz? Sen çıktığın anda... Bok! Tüpersen! Evet, sen de... Tamam. Ne yapıyorsunuz çocuklar yani? Ne istiyorsunuz buradan geçmemiz için? We own bridge! We want shiny! Yes! Shiny! Kaç shiny istiyorsun oğlum? Kaç... Bak! Shiny! Bak bir tane veriyorum. Ten! Çok düşünme. Bir. Bir altın mı uzatıyorsun? Bir shiny uzatıyorum ha. No! Enough! No! More shiny! Yes! Yes! Ten shiny! Yok, ten yok. Sen yok. Olmuşmuş! O zaman kusura bakma da bu kıvrığı görüyor musun? Bununla sana dayak vereceğim. Yanındaki dev sana dönüyor. Hemen düzenlemeleri yapalım. Şu şöylesiniz. Rock smash! Lizard! Lizard değil oğlum. Tam olarak ne istediğini bana açıklayacak mısın? Para istiyor para. Bizim buradan geçmemiz için para istiyor arkadaş. Açık gerekiyor. Hafif o açık kaldı. Şimdi coşunca oradan da gel. Çok para veresin varsa verelim yoksa yok edelim bu iki. You first. Or smash. Yes. Smash heads. Ben köprünün başındaki de bağırıyor. Şeylerin çalıların arasından çıkıyorum. Elimde bir alev topu oluşuyor. İkisinin konuşuyorlar ya, ikisinin tam ortalarını alevi fırlatıyor. Tamam, sen çıktığın anda Bog yukarıdan bağırıyor diğer dev. Zog! Three! Zog dönüyor, o sırada senin ateşin iki, bu grubun ortasında patlıyor. Evet, yere yani çarpıyor, uyarı ateşiyor. Evet, ikisinin arasına tam ortalarını atıyor. Magic! No light magic, Zog! Daha temkinliler artık, daha biraz korkmuşlar ve silahlarına sarılmış durumdalar. Bog da silahını... Hala 10 para istiyor musun? Silahını tuttu. Hala 10 para istiyor Intimidation musun? Atar mısın? O değil hocam. Dev 12 bir şey atıyorsun. 12 ile bile atarım ben. 12 ile de 11 attı. Ama 20'likle de 8 kaç oldu? Bir dakika. 9. Pek olmadı. Zog no light magic! Zog smash! Shiny we want! Yes, we want 10 shiny! You! Every you! 10 shiny! Ben gizli şeye gidebilir miyim binaya? Evet, gidebilirsin. Bu sırada gittiğini varsayabiliriz. Gittim. Binanın girişi vesaire görebilir miyim? Tabii, kapısı var. Giderken avantajlı perception. 18 attım zaten. 23. Tamam. Tabii atayım. Köprüde bunların ayaklarının dibinde iki köylü görüyorsun. Ağızları bağlanmış, kolları bacakları bağlanmış. Köprüde yatıyorlar ve seni görüyorlar. Çırpınıyorlar ve o tıslama sesi. Ben susmalarını işaret ediyorum. Kulübeye doğru ilerliyorum. Kulübeye doğru devam ediyorum. Kulübenin kapısını açıp içeri mi bakacaksın? Bir yukarıya çıkılabilir bir yer var mı? Kulübenin üstüne kolaylıkla tırmanabilirsin evet. Ya zaten tek katlı bir kulübe. Kapıya bir kulağımı dayayıp içeride ses olduğunu kontrol etmek istiyorum.
İçeriden hiçbir ses duymuyorsun. İçeride tamam. Ses yok. Tamamen sesler dışarıda. Tamam, kapıyı bir açıyorum içeri. Hafif kenardan. Hani kapıyı içeri baktığında ağaç kesmek için testereler, baltalar. Ve bunları bağlamak için ipler olduğunu varsaydın, oduncu eşyaları görüyorsun. Bir kısmında da balık tutmak için oltalar, işte boştaki misineler, iğneler, oltalar falan var. Raflarda derme çatma böyle hani köylüler tarafından buraya depolanmış gibi. Tamam. Araştırmak istersen investigation atıp yani detaylı... Evet, özellikle araştıracağım. Şu an için bir şey yok burada. Hı hı. Üst kata çıkıyorum çatısına. Yani çatısına tırmanıyorsun. Çatısına tırmanıyorum. Bir hemen şey at. Strength gerektiren neydi? Athletics. Athletics. 8. Tamam. Kolaylıkla çıkabiliyorsun. Yalnız çatı çok dayanacağı benzemiyor. Çünkü bitkilerden, kuru bitki ve dallardan yapılmış. Yani bunu üstüne çıktığında anlıyorsun. Çökme tehlikesi yani var. Yani atış yapmaya çok uygun bir yer mi zemin? Atış yapabilirsin bulunduğun yerden. Şu anda o kulübenin yan duvarlarının desteğindesin yani. Hı hı. Ortalara falan yürürsen, yani şuradasın, buradan çıktın. Peki atış yaptıktan sonra beni gizleyebilecek bir yükselti var mı? Yok, hayır. Bu şu an tavandasın. Tamam, yine de ama devlerden yüksek tavan. Evet. Bu sırada Prospero Zog sana bakıyor ve o şekilde dile getirdi olaya tepkisini. Ben sırtındaki crossbow'u da çıkardım. Yani hazırım. Bekliyorum. Ben zaten şeyim. Ben önce davran Epta. Hı. Biraz yaklaşmak istiyorum demin birine. Ve oğlum sen ne derdindesin burada diye soruyorum. Ne istiyorsun? You will stop there. No shiny ice smash. Sana dur diyor, gelme diyor yani. Tamam. Köyde arkadaşların var mı? Village? Village? No, no. Bakın sen, kaç kişiyiz, siz kaç kişisiniz? We giant, we ogre, we smash. We dragonborn. Zog is not happy. Zog angry. Dragonborn. Köprünün üstündeki dedi sana. Dragonborn da biraz sinirlenmeye başlıyor da ben sinirlenmeden. Önündeki. Gel buraya oğlum. İsminin Zog olduğu anlaşılan. Zog. Ağzındaki dişlerinin arasında böyle sararmış leş gibi dişlerinin arasından salyalar akmaya ve dudakları biraz gülümser gibi kıvrılmaya başlıyor. Evet, ne yapıyorsun? Gel buraya derken. Yani bana saldıracağını mı görüyorum? Evet, sinirleniyor. Sinirlendi artık, sabrı yok. En son dediği gibi. Sabrı yok. Yani bununla konuşup baş edemeyeceğiz diye görüyorum. Tabii. Ben de. O zaman ne yapayım? Bir Brett... Ya istediği parayı vereceğiz. Yani yok. O da bir olasılık. 5 altın var bende. Bende altın var. Para önemli değil. Sorduğun sorular ve aldığın cevaplardan çok fazla, yani dilini bilmene rağmen ilkelliklerinden dolayı hani bizim dünkü pazar günkü sonucumuz gibi pek bir sonuca ne kadar anlatsan da köyden herhalde haberi de yok. Sana şey, ne dediyse. Bana cevabından öyle geldi. Evet. Köyden haberi olmadığını o yüzden ben o Zog'a, Zog muydu? Önündeki Zog olduğunu anladım. Brett Mepin'ime üzülerek. Evet, o zaman şey atacağız. Hadi bakalım, inisiyatifleri atalım. O zaman kombatı başlatıyoruz. Eren'den başlatın, kutu orada. Zog ve Bog. Lol. Drixor. 3. Kosef. 7. Prospero. 5. Arkon. 22. Vurulam yok. Vurulam öldü. Ölmedi. Evet, Arkun'la başlayacak kombatımız. Evet. Breath weapon'ımı kullanıyorum. Çünkü hızlı bir kırmızı yumurta var ya. Ah,
Evet. Anlayacağız. Zog'a doğru üflüyorsun Brett Weapon'ınla. Aranızda burada 6 kare olduğunu varsayıyorum, tamam mı? Ona göre hesabımızı göz kararı yapalım. 7, 6, senin de 18 kare var tamam. Aranda. Şu Zog'la. Tamam mı? Menzilini hesaplarken ona göre yap. He? Benim de mi? Tabii yan yanasın. O biraz öne geçti falan diyor. Yok zaten onu durdurmuş silahıyla. Prospero'yla da aynı şekilde. 6. Tamam, doğru mu? Yani anladığım kadarıyla doğru. Hani sizin hareketlerinizde. Tamam. Ya da menzilin kadar şey yapabilirsin. Tamam. 19 artı ne ekliyorduk? Brett Weapon'a İşte... Yok daha önce vuruyor muyum? Ben Dexterity saving throw atacağım senin üflemene karşı. Zog senin üflediğini görünce... İsabetleri atmıyor. Elindeki sopayla... korunmaya çalışacak. Tamam. Elindeki daha doğrusu ağaçla. O zaman 2D6'yı atıyorum. Hı? At. Zararını at. 4. Toplam? 4 mu? Ve bana DC'yi söyleyeceksin. DC kaçtı? 11 miydi o? Red Weapon'ın DC'si. 8 artı Proficiency artı Constitution. Ha, oldu. 12. Zog'un elindeki ağaç dalı asidin çoğunu tutuyor ve sadece bir kısmından etkileniyor Zog. Bernie, Bernie! Diye silahını kaldırıyor. Kaç zarar verdin yarısı? 400 kadar. Evet, ardından Bog hareket edecek köprünün üstünden. Adımlarını koştura koştura geliyor. Elindeki odunu kaldırıyor. Ve ay 8 kare Arkon senin üstüne doğru koşturuyor Bog şu anda. Tamam mı? Sıra Kosef'te. Ben onlara yakın olan hizaya gelip yani yakın olan duvara tamam. Geçip evet. Bana yakın olana sneak atak yapıp hemen geri yatar vaziyete geçeceğim. Tekrar gizleneceğim. Şeyin üstüne yatacaksın. Şimdi gizlenmek bonus action mı sende? Ona bir bak cunning action'dan dolayı. Yani o hide olmak action. Şu anda saldırıp saklanman için ya bonus action olması lazım gizlenmek. Cunning action'da bonus action olarak yapabilir. Cunning action yani hide'ını bonus var mı o? Hide var mı onda? Cunning action'da. Açıyor hemen. Var. Oldu ben de biliyorum da gündemden çok. 5 var, senin de hiç var. Ya. Hype de var. Yok şey yapsana ama yazı versene onlara liste. Çünkü çok kullanacağım da. Evet şu an. Hype var mı zaten? İlk zaten hype geliyor. Aynen. Tamam, o zaman deneyebiliyorsun. Seni görmüyor şu. Evet önce at bakalım. Ben sneak at. Sneak atakla atıyorsun. Avantajlı bir 20'lik at. İki kere at belki kritik gelir. 16. Tamam isabet ol. 16, 22. Sneak atakla beraber zararını ver. Şimdi... 2D6 değil misin? 2D6 artı 4. 4. Silahın da var. 4. Şeyden de bir dakika. 1D8. 1D8 var. Müzik çok mu bağırıyor? Allah Allah, biz zor biliyoruz. Ha burada. Tabii ya. Bir de kapatmayı unuttum. Brickstone hatırlatmıştı ama ona rağmen. Affedersiniz. Şu 6 mı? Evet. Şöyle 9. Şöyle 13. 4 oradan. 17 hasar veriyorum abi. 17 hasar verdin Zog'a. Zog'un tam sırtından omuriliğine yakın bir yerden vurdun. Diye bir acı bir çığlık attı. Elinin boşta olan elini sırtına götürdü, eğildi. Sizin önünüzde o cüssenin acı içinde kıvrandığını görebiliyorsunuz. Kaç vermiştin? 17. 17 hasar verdi. Sonra ama dikeliyor. Stealth. At bakalım. Stealth at şimdi. Kutuyu koyarak atarsan senin için daha hayırlı olur. 16, 8, 24. 24 ile tekrar oraya yattın. Doğru mu? Hı hı. Tamam.
Evet, sıra Zog'da. Ne oldu? Kosef'in isabetli bir okuyla Zog acı çekti ama tekrar ayağa kalkıyor ve Drixor sana koşturuyor Zog. Ve elindeki ağaç dalıyla, hatta ağaç gövdesinin bir kısmıyla sana saldırıyor. Kafandan aşağı doğru vurmak için saldırıyor. Tamam mı? Dik, dimdik saldırıyor sana. Armor class 16. Tam omuz kısmından bir darbe alıyorsun. O boynuz dikenleri var, şeyler vardı ya, geyik boynuzları. Onlar sana çok hasar veriyor, çok. Şimdi yeni aldığım özellikten birini kullanabilir miyim? Bilmiyorum, reaksiyonsa kullan. Reaksiyon. Tamam. Ne yapacağız? Peri yapacağım. Sen at hasarlarını. Tamam. Evet, attın. Ay ay. Onun bir şeyi var mı, prekastı var mı? Hızlıca bir bakayım bir saniye. Bu arada benden kare olarak 20'den fazla uzaklaştılar mı şu anda? Şurası 6'ydı. Seninle aralarında 12 vardı. Şu anda 18'siniz. 18 demiştin bana arayı yazdım. Şurada 18'din. Ha. O buradayken. Tamam, tamam. Şimdi paralel gibi. Yine 18. Evet. Kusura bakmayın. He? Kusura bakmayın. Yok, sen yapmasan ben yapacaktım da. 8 artı 2, 10 ben perileyebiliyorum. Saldırdığı için de 10 zarar periliyorsun. Aynen, 11 atarsa yani, mesela 1 yiyor. Kombata soktu diye diyor ya. Tamam. Yani benim hasarın 10'unu azaltıyorsun. Aynen. O zaman elindeki baltayla bu ağaca, ağaç aynen dalındaki şeylere dayadın baltanı. Ağaç dalına, fakat şeyler sana isabet etti yine de, boynuzlar. Tamam, kaç hasar aldı? Dev bir geyiğin boynuzları bunlar. Sizin gördüğünüz gibi bir geyik değil. Tam 4 hasar verdi. Geyik yapmışım. Prospero! Ben de bana yakın olan deve doğru... Bog sana yakın, evet. Ben hangisine vurdum? Zog'a. Ben elimden bir alev topu fırlatıyorum. Evet, aranızda 2 kare var. 4 kare var. 20 attım. İsabet değil mi bu? Crit. Tamam. 20 attım. Yani kesin vurmuşumdur. Evet evet. Tamam. 10'luk zar atacağım. 7. Sen ne yapıyorsun? Firebolt. Değil mi? Cantrip. Büyülerde crit yok mu? İkiler şart. Onu bir tartışmıştık sanırsam. Bilmiyorum. Çünkü evet, o kadar rahat söylüyor ki 20 attım. Yani böyle crit'in bir sevinmesi vardır ya, yok ya. 7. Bog'a 7 zarar verdin Firebolt'unda. Bog Burning! Ah! Orada ne yapıyor sana cevap olarak? Drixor, sende. Hocam, şimdi ikisi de benim yanımda mı teknik olarak? Yani bitişiğindeki karelerde mi? Tereta saydın da değil mi ikisi de? Aralarında bir kare var onların. Yani sen aralarına yürümen gerekiyor. Yani tamam. Arkon burada. Senin bir kare buraya yürümen gerekiyor. Tamam, ben bir kare yürüyorum. Evet. Önce bana vurana. Zog'a saldırıyorsun önce. Aynen. 14 artı 4. İsabet. Tamam. Bu normal saldırı mı? Evet. Baltanla vuruyorsun herhalde. Aynen. 8 artı 2. 10. 10 hasar verdim. 10 hasar verdin Zog'a. Hı hı. Evet. Action Surge'ümü harcayıp diğerine vuruyorum. Tamam, bonus action olarak bir saldırı daha yapıyorsun. Aynen. Yani. Evet. Günde bir taneydi değil mi action search? Evet. 11 artı 4, 15. O da isabetli. Tamam. 2 artı 2, 4. 4 hasar ona verdim. Şimdi, soruma geleyim. Niye artı 2? Strength'in 2 mi senin? Evet. 4 hasar verdin. Hı hı. Tamam. Şimdi ben bu en son attığım 15 zara Sweeping Attack ekleyip tekrar diğerine vurabilir miyim? Sweeping Attack, yani bu manevralar bonus olarak geçmediği için bonusun üstüne stacklenebiliyor gibi gözüküyor. Abi şimdi bunları, işte bahsettiğim şeyler bunlar. Sweeping Attack mı? When you hit a creature with a melee weapon attack, you can expend once per unit die to attempt to damage another creature. Evet, bu sallamana dahil oluyor bu. Yani ikinci sallayışına dahil etmek mi istiyorsun? Yani birinciye ettiğini varsayıyoruz. Aynen. Tamam. Yani Zog'a vurduğunda Bog'a da vurmuş olacaksın. Yok. Zog'a vurup, Bog'a vurup tekrar Zog'a vurmak istiyorum işte. Anladım. Tamam. Kabul mü? Evet, kabul. O zaman ona hasar zarı atıyorum.
İkinci superiority die'ını harcıyorsun. Aynen. Evet. Aa hayır. İlk yaratığın 5 feet'inde olması gerekiyor. 5 feet mi? Yok, yaratıklar birbirini. Yaratıklar birbirini. Choose another creature within 5 feet of the original target. İlk vurduğun yaratığın 5 feet'inde. Evet. Yani bitişik olacak. Ha, ben kendim olarak düşünmüştüm. Tamam, oldu o zaman. Tamam, turn'um bitti. Ama affedersin, bunlar dev olduğu için büyük yer kaplıyorlar. Onlar yan yana sayılıyor o sırada. Doğru. O zaman atıyor muyum? Hı-hı. Evet. Baltanı ikinci sallayışında... 6 artı 2, 8. Zarar mı bu? Aynen. Aynı 20'lik zarar sayılıyor. Sayılıyor, tamam. 8 zararda Zog'a tekrar veriyorsun. Aynen. Yani bir... Evet. Sağdaki Zog mu? Evet. Zog, Bog, Zog yaptım. Zog, hurt! Arkonda sıra. Arkonda... Zog'a ya da Bog'a fark etmez birine... javeliniyle... Kırık. Bu ne oldu? Tam dik attım. 19'da hangisine atıyor. Saldırdığını söyle lütfen. Sol mu sağ mı? Aynen. Hangisi? Sağ. Zog'a saldırıyorsun. Geyik boynuzlu silahı olana. Aynen. Evet. Kaç attın? 14 artı küsur. 19'da tamam, yeterli. Saldırdım, evet. Javelinimle saldırıyorum ve 8. 8 zarar veriyorsun Zog'a. Şah. Evet. Bonus saldırın var mı yok mu? Javelin bir monk silahı, bonus saldırı kazanırsın. Silahsız olarak... Ha evet evet, silahsız olarak da unarmed. Evet. Evet, 19. Vuruyorum. 19 artı 5, 24 ve 4. Ha. 4 mü? Atılmıyor ki bu. 3. 3 artı 3, 6 vuruyorum. 6 zarar daha veriyorsun Zog'a yine tekrar değil evet. mi? Of, Zog'un tam diz kapağına vurdun tekmenle. O kadar büyük yani. Ben o kadar yeşil sahalardan uzak kalacak 3 hafta. Diye bir acı çığlık atıyor Zog ama Bog elindekini kaldırıp sana bir saldırı da bulunacak. Sağdan böyle hem sana hem Drixtor'a vurmak istermişçesine sallıyor elindeki ağaç dalını. Kaç armaklasın? 15. Oo, o kadar yakınından geçti ki bu boynuzlu ağaç dalı. Kaçırdı maalesef. Evet, sıradaki kim var? Kosef. Ben su kenarındaydım. Sanırım benim vurdum az önce. Evet. Aha. Ona tekrar sneak atak kullanacağım. Yalnız bir de şeyin var. Menzili kaç okun? 20 kare. 20 kare. İlk menzili. Tamam, yeterli. Evet. Şey, şu an bulunduğum alanda tek turda köprüdeki şeylere koşabilir miyim? Tabii, movement'ında koşabilirsin, evet. Buradan inişini... Şeylere kadar, yani insanlara kadar, köylülere kadar. Esir köylülere. Şöyle bir şey var. Senin bundan sonra kaç hız hareketin kalacak? Saldırından sonra speed'in kaçtı? 30. 6 kare. Buradan köprünün başına kadar koşturabilirsin. Oradan inmeni falan şey sayıyorum, sen thief olduğun için. Aha. Hızlıca normal sayıyorum. Normal iniş sayıyoruz. Evet, köprünün başına kadar gelebilirsin. Saldırdıktan sonra. Nasıl hareketler? Tamam, ben atışımı yapıyorum. Tamam, at hemen. Kenarındaki arkadaşa. Dur. Avantajlı atıyorsun. Ya kutu kutu ne ya? Kutu ne 15. ya? Avantaja hiç gerek yok bana. Zog'a attın, vurdun. 15. Sneak atakla beraber. 21. Şimdi bana. Ok mu? 8'lik lazım bir tane. 2D6, 1D8, 6, 4. 6, 8, 11, 13. 4 de oradan. 17 hasar daha veriyorum. Zog'a. Evet, su kenarındaki arkadaşa. Zog'un ensesinden bir ok sapladın. Zog... diyerek... diye sular fışkırtarak nehrin kenarına doğru devrildi. Elindeki odunu da bıraktı. Şimdi, cansız bir şekilde yatıyor artık Zog. İnip köprüye koşabilir miyim? İnip köprünün başına koşuyorsun. Evet. Köprüye doğru ilerliyorsun. İki tane köylü var. Hı? Yılan, bu ses vardı, yılan sesi vardı. Şu an onunla ilgili ne görüyorum? Onunla ilgili iki köylü görüyorsun sadece. Ha. Kosef'in ardından sıra Zog'daydı. Zog öldüğü için sıra Prospero'da.
Bende kalan boga yine aynı büyümü yapıyorum. Evet. 19. Güzel. 5 zarar. Tekrar Firebolt attın. Evet. Uff, bog burn more! Teşekkürler. Rixor. Vuruyorum abi. Önündeki dev devrildi. Hı hı. 12 artı 4 vurur. Daha önce vurmuştum. Evet. Dört. Dört. Boga 4 zarar verdin. Hı hı. 12 atamadık şununla be. Sıra Arkon'da. Evet, ben yine javelinimle vuruyorum. Hı hı. Artık Bog'u. 18. Evet evet, isabet. Ve 8 ile vurdum. 8 zarar verdim. Evet. 8 zarar verdim. Javelin ile. Tamam. İkinci saldırını da yap. İkinci saldırımı da yapıyorum. Evet. İsabet ettim çünkü. 23. Ve 6. 6 zarar verdim. Evet. Evet. Ardından sıra Bog'da. Bog'ın zon dead! Bog revenge! Aa, sana sallıyor elindeki odunu. Armor class'ın. 15. Az önce ne kadar zarar verdin bana? Vermedi. Veremedi. Iskaladı. Ama şimdi sana tam 10 zarar veriyor Bog. Çünkü Bog intikam istiyor. Kosev. Ben de değil be. Onun için çok geldi. Ben sen de diyorsam sen de diyor Kosev. Biri level atlamak istemez, biri turnu gelir oynamak istemez. Bu ne lan? Şimdi insanlar bağlı ve tehlikede değiller mi? İnsana bağlı ve tehlikede değiller. Tamam, ben kalan arkadaşa koşup rapier'ımla sneak attack yapabilirim şu an. Yapıyorum. Niye yapmayayım çünkü? Tamam. İstiyor musun Serkan? Kılıcını çekip onunla saldırıyorsun. Bir de şöyle vurayım dedim. Avantajın İsabetli. Mi? Avantajın? Var yok, hayır avantajı. 16 mı? Aynen 16. Bu da aynı mıydı? Aynı zarlar. Şöyle. 15. Vuruyorum ona da. 15 zarar verdin ha Bog'a. Üf, Bog'un böbreklerini değiştin resmen. Abi ben hile mi yapıyorum? Yanlış mı atıyorum? Bir şey mi, yanlış mı yapıyorum? Ben yo dedim. Bombaflı diye 2'de 6 atıyorsun. Uuuu. Zonda özüne göre sürekli. Prospero da sıra. 6 geldi. Prospero da sıra. Ben öldüyor sandım. Ha ölmedi. Ben de ölüyor sandım. O zaman Prospero yine yollar. Bir de attığımızı da vuruyor. 16. Evet. 16 demek isabet. Bir zarar. Prospero'nun ardından Rixor'da, evet. Artık durumu ne? Hı? Ben bunu yanlışsam. Durumu ne? Arkadaşın? Evet. Durumu yanıklar içinde ve kanlar içinde. Bir kere zaten sırtı acayip kanıyor. Hadi böyle olma ya. Boş ver. 15 düz vurur. Artı 4, 19. Hepsi benim yüzümden. Bunun acısını çekeceksin. 4 artı 2, 6. Oh, 6 zarar verdin. Bog bir tek dizi üzerine çöküyor. Diye dizini koyuyor. Göbeğindeki ve memelerindeki yağlar sallanıyor. Arkonda sıra. Ben vuruyorum. Hayır mı? İstemeden de olsa. Başlattın, bu savaşı sen başlattın. Ya çok üzüldüm. Neresine vurmak istiyorsunuz javelinini? 24. Yani nereye kadar yetişirsem. Javelinini tam ense köküne. Bir omzuyla boynunun bitiştiği yere batırıyorsun. Ya. Ya. Yapma öyle sesler. Tuba yapma. Diye o da yere yığılıyor. Ama hiç atmama gerek kadınlar kalmadı olmadı demek. Ya zar atmak sadece bir araç. Boş ver. Onun canı
şey diye sesini kendini kötü hissetme. Bunlar evet. Eninde sonunda köylülere belki zarar verecek yani. Bir daha köylü var. Ara desen var. Neye geldin? Sen köylüyle görmedin ki. Nerede gördün? Hayır, hayır. Ya kasaba var alt tarafta bir yerde. Onu kastediyorum ben. Onu pardon, görmedim. Pardon, pardon. Sigur koştura koştura yanınıza geliyor. Çocuklarla beraber. Devler öldü, devler öldürdünüz. Of, canavarlara bakın. Şok içinde. Çocuklar nefesleri tutmuşlar. Ben çocuklardan demiştim sana. Ejderhalar bizim için sorun değil diye yapıp ben böyle. Sesli bir şekilde gidiyorum arkadaşlar. Çocuklar devleri izlerken Arkon javelinini boynundan çekiyor devin. diye. Çocuklar korkuyorlar bir anda. Boynundan kan fışkırmaya başlıyor devin. Tabii orası sansürlü çocuklar var diye. Evet, ikisi de cansız yatıyorlar. Bunu yapmak zorundaydık Arkon. Allah rahmet eylesin. Mezar falan kazdıracağız değil mi? Şimdi bir 5 dakika mola verelim. Evet, evet. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Siz de o sırada istediğinizi yapın arkadaşlar. Ben sevgili arkadaşlar 5 dakika molamız var. Loot benim. Buyursun. Loot sırası ben ilk birim yani. Ben yürüyordum. Ben hiçbir şey almadım. Aldın mı sen ne varsa? Bakacağız. Dur daha bak Barşak. Ya öyle. Daha bitmedi ki ayrıca ben daha... Ben önündeyim ama. İnsan kurtaracağım. Ben önündeyim ama. Ben köprünün başındayım. Tabii uzaklık senin için sorun değil. Sen ışınlanıyorsun. Hayır ben köprüdeki yeri alırım. Köprüde de bir şeyler çıkacağına inanıyorum ben. Köprüdeki? Ben köprünün boş... Adamları ben... kurtarmıyorsun. Bağlı bırakıp ceplerini koyuyorsun. Adamları kurtaracağım da hani... Bence köprü boş çıkmayacak. Ses çıkarma falan değil mi? Ben çalıp gidiyorum. Cüzdanı alıyorum falan böyle. Sen hakikaten çözdün mü adamları? Ben o şeyi yani kesti orada. Çünkü orada bir tıslama mıslama dedi bir... Biriniz bana çevireydiniz. Adam akıllı. Ben belki bir tane taş bile verebilirdim yani. Değerli taş da avutabilirdim. Onu da anlardı herhalde Shiny Mind abi diyor bir de yani. Tamam ya, Shiny şey verecektim, taş verecektim yani. Ama abi iki kişiye falan böyle 16'sı biz tekne tamam. Geçireceğiz onu. Onu işte tekne. Diplomasiyle, tekne. Şu arkadaşın diplomasisiyle ya da şimdi, senin diplomasiyle. O önemli değil. Bak biz hani Arkon'a da demin söyledim. Kendini üzmesin. Biz bunları eninde sonunda öldürmek zorundaydık. Çünkü ya, bu köprüyü bunlara teslim edemezsin. Sıkıntı, orada köprüyü bunlar kullanıyorlar yani. İyi de bu benim derdim değil. Ben de yoksa ben de altın çok. Ben verirdim 30 şeyi. Bu benim derdim geçer değil mi? Hocam yani. Ben bana çevirseydiniz bu benim derdim değil. Ben geçebilirdim yani. Bana makul gelebilirdi. Ya ben de geçebilirdim. Geçmek mesele değil. Verirsin altını. Taşa da gerek yok. Ver altını. Hizmet, hizmet, köylüye hizmet götürmek. Ya. Ver altını geç. İlk seni köprü fark açtık. Ettiler. Nasıl geçerdin? Anlasaydım derdini parasını verip geçebilir miyim? Ama anlamadın evet. Derdini. Çünkü dilini bilmiyorum. Yani geçemiyorsun yani. Baksana. Yani diyor ki bu arkadaş Mongo oynuyor ben fighter oynuyorum farkında mısın? Biz geçmeye gelmedik biz tamam, hizmet yani, getirdik. Biz köprü açtık. Evet köprü açtık. Açılış. Ben gerekirse o köprüyü yakardım o ikisiyle beraber. Dipten verdim malevi hop bitti. Ama köprüye, yani halka yazık. Niye sen ya? Bu sen bozardın. Ben de yapardım. Bende refüje işçiliği var. Sen onu yapana kadar... İki tane insanı da cayır cayır yakardık orada. Baldur's Gate'e gidiyoruz biz. Bak, duydun mu? İki tane insan ediyorum. Varmış bak içinde. Onlara cayır cayır yakardık. Teşekkür ediyorum. Şunları bunlar, bu senin değil mi? Yani. Evlerini beğendiniz mi gençler? Ben yine arkadan bulamasam biriniz gidiyordu da neyse. Mahalle bütün işi siz yaptınız. Ben de cesetleri suya atayım da kokmasın ha. Ben de sen göm onları. Gömeceğim şimdi bütün lootu. Hazır üstlerini başlarını. Ben bana dokunamadın da. Arıyorken.
şu shiny esprisi nereden geliyor ya? Me want shiny. İyi bir espri çok. Ya daha iyi şey ama aynen. Al sana shiny dedi, baltasını yolladı. Ben başlatmadım ki, al sana shiny yastaktı ya. Ya ben de yukarıya onun için çıktım hani, ben arkadan ok sallayıp sallayıp eğecektim. Sallayıp sallayıp eğecektim. Adamlar nasıl vicdan yapıyor biliyor musun? Tuğbay. Kim? Kim? Parti. Kim hayır, vicdan yapıyor? Hayır. Ben şu girecektim. Anda bunları öldürmenin suçlusu benim abi. Kombata ben başladım. Hayır. O girmese ben girecektim. Ben oraya çıktım, hazırlandım. Biz onları elinde sonunda kesmek zorundaydık kasabalı için. Ben insan orada köprüde yatan halkımızı görünce masum seçmeni. Selamlar arkadaşlar. Chat. Bana evet, bir 5 dakika mola verdik. Anladım. Hemen devam edelim çünkü ben bu kadar ya zaman çok çabuk ilerliyor ya. Ya biz bir de çok şeyci çıktık böyle Greenpeace hani onlar da doğanın hayvanları öldürmesek mi çok zorladık orada. Yani çok zorlandı. Pazarlık etmeler. Sen Alignment'ın da? Hı? Alignment'ın da? Nature of Good. Hı? Nature of Good. Ama ben şeyi görünce kesinleşti benim saldırma kararım. Köprüde insan olduğunu. Evet. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Uyuyduk onları, tamam. Çıkarttı mücadelenimi. Diye gitti. Ne çok üzerine başlıyorum. Şeylerin üzerlerini aradığınızda. Aradığında. Ha, direkt sor mu? Önde ben varım diye. Tamam, investigation zarı bir atıver bakalım. Halil TK, ünlem players yazarak bilgi alabilirsin kardeşim. Ekin maalesef Antalya'da olmadığı için aramızda değil. Uzun saçlı arkadaş Eren. 20. Tamam. Devlerin üzerlerini ararken 80 altın buluyorsun. Birisinin de bu cinsel organlarının çevresine sardığı derilerin arasında yokluyorsun oraları bir güzelce. Ama aradığını da buluyorsun orada. İki tane yüz yuvarlak değerli bir taş. Değerli taş buluyorsun shiny. İki tane. Hocam bilmemden sonra bırakıyorum. Shiny. Birisi 30 altınlık, birisi 50 altınlık taşları. Bırak değerli. Şey vardı, insanlar vardı bizim evet. Garip ban halkımız. Hemen onların yanına koşturdunuz. Ben koşturdum. Bir oradan bir şey çıkacağını umaraktan. Ben hemen daha hiç onlara seslenmeden gidip ben çözüyorum. Tamam. Bir yılan sesi vardı oradan bir şey çıkmıyorsa. Şimdi etrafta başka bir şey yok. İki insan var orada. Birisi kadın, birisi erkek. Ellerini ağızlarını çözdüm. Ellerini ağızlarını çöktün. İyi misiniz diye sordum. Genç adam sana çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bizi kurtardınız. Bu devler bizi yiyeceklerdi. Önemli değil diyorum. Kaldırıyorum ayağı. Bizimkilerin yanına geliyorum. Evet. Bu köyden misiniz? Bu köydeniz. Old Kip'teniz. Şey, New Kip'teniz. Old Kip pek bilmiyorum bir şey. Şu yapı kimindir? O binayı gösterip soruyorum. Bu yapıyı biz yaptık. Biz oduncularız. Balıkçılıkla geçiniyoruz. Odunculukla ve hayvancılıkla geçiniyoruz. Köyümüz. Ama bu devler bizi buradan geçerken yakaladı. Biz bu köprüyü kullanıyoruz hep. Köyde başka dev var mı? Yok değil mi? Ya aslında var ya bu devleri biz bilmiyoruz. Yani köyümüzün başında nasıl anlatacağımı bilemedim. Başka bir dev daha var. Köyde. Evet. Lütfen bir an önce oraya gidelim. Biz burada kalan malzemelerimizi almaya gelmiştik. Bu iki dev yolumuzu kesti, bizi bağladılar. Yani şu an köyde bir dev mi var? Köyün başına musallat olmuş bir dev mi var? Durum çok karışık. Biz çok şey bilmiyoruz. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Lütfen sizi köye götürürsem emin olun onlar da çok memnun kalacak. Durumu da size anlatırlar. Öyle adam öyle köye gideceğiz zaten. Tekneye götürmemiz lazım. Ya hiçbir şey olmasa bile önünden geçeceğiz. Ben şu tuzağa bir bakayım. Benim bir kitlerim bir şeylerim var. Tamam. Dexterity check de yok. Şu anda şey yok. Dexterity check yapmana gerek yok. Çok basit bir şey. Neymiş? Bu belli ki orada yerde bağlı olan ipi saldığında ogur. Yani bok sağ evet. Taraftaki. O belli ki aşağıdan geçen kayığın üstüne o dev odunlar ve dikenli kazıklı yapı böyle kapanacak. Köprünün altına. Tamam, bunu buradan sökmek için dexterity check'e gerek var mı? Yok yok abi, şu anda iplerini sistemi zaten... biz bir bozalım, açalım. Tabii, bunu bozabilirsiniz. Köylülere bir şey soracağım. Bu düzeneyi bu devler mi yaptı? Onlar yapmış. Onlar
bağlamışlar birbirlerine, yani, şey yapmışlar. Yani bizim bilgimiz yok, biz böyle bir şey yapmayız. Başka daha onlardan zeki birisi acaba bunu böyle bir şey yapmış olabilir mi diye merak ediyorum. Bana biraz aptal göründüler de. Ha, ya aptallar da ne bileyim, konuşmaları da böyle hiçbir şey anlamadık biz gerçi ama demek ki ellerinden iş geliyor, silahları da öyleydi yani. Ben bu konuşmayı duyunca bir aşağıya tırmanılabilir bir platform mu? Tuzak. Ne? Hangisi? Tuzak? Aşağı sarkan tuzak. Aşağı sarkıttın mı? Hayır. Bu tepede, ha, indir, tepede kurulu duruyor böyle. Tamam. Dur aman ha. Şeyi geçireceğiz, tekniği geçireceğiz, dur. Bakalım belki sistemi de akmeden köye hızlıca ulaşır. Yani bir bağlama, tahtada birbirine bağlamak için kullanılan şeyi incelemek istiyorum. Ha. Düğümleri. Tamam, şeylerle bağlamışlar böyle. Sert bitki, kurumuş bitkilerle böyle hani. Olur ya öyle şeyler. Hangi bitkiler olduğunu bilmiyorum. Birbirlerine bağlamış. Yeri geldiğinde ip kullanmışlar. Yeri geldiğinde misine kullanmışlar ufak yerlerde. Böyle şeyler yani. Ve böyle düzenli hani sistematik kareli defter gibi de değil. Hani ne işte bir kare büyük mesela, onlar büyük denk gelmiş. Bir kazık bağlamış, öbür yerine boynuz bağlamış. Ha, harbiden ogriler yapmış olabilir. Evet, aynen öyle görünüyor ve ikna olduk yani. Sizin için tehlikesi şu, büyük olması. Yani bir insan yapsaydı bu şekilde aman kırar geçerdiniz ama büyük, onlar gemiye vurunca şeye, sandala çok zarar verecekmiş gibi görünüyor. Ve en azından yolu kapatacak ogriler tepedeyken. Ben şunları bir yaksam kimseye tehlike olmaz. Ben bir alevle o şeyleri yakıyorum. Bağlantılarını yakıyorsun, her odunlarda. Şeyi, odunlarda yakıyorum. Tamam, etkisiz hale getiriyorsunuz. Bu 5 dakikanızı falan alıyor. Gayet kolaydı. Köyümüz çok uzak değil. Bir an önce oraya gidelim. Size hikayeyi köyümüzün yaşlısı anlatsın. Aranda teyze var. Aranda teyze size anlatsın. Lütfen bize yardım edin. Bizim kimsemiz yok burada. Çok sıkıntı içindeyiz. Ben o bilurlardan çıkarttım. Elleri prosperonun üstüne silerek. Tamam hadi gidelim diyorum ben şeye. Bizim gemiye atlayın diyorum. Onun robuna mı siliyorsun? Gemi mi? Ne gemisi? Sandal yani. Ha siz sandalla geliyorsunuz. Hmm. Yok sandala ihtiyacımız yok. Güneye inmemiz lazım patikadan. Köyümüz o tarafta. Biz başka bir köy mü gidecektik? Hayır hayır. Şu yolun devamında köy var ya. Karaya çıkıp hadi sen bu yönü pek anlayamadın. Dur. Bak şöyle. Biz zaten bu tekneyle de o köye varmayacak mıydık? Hayır. Baldur's Gate'e gidiyorsunuz siz. Hayır. Şimdi Irmak'tan. Konaklayacağımız yer var mı? Burada ya. Kenarda konaklayacaksınız. Ha, ha. Aynı köyden bahsetmiyor mu? Evet. Bu köy. Aha, orası. Gideceğimiz tam kıyı değil yani. Köy tam kıyıda değil. Tamam sonuç olarak biz nereye park edeceğiz? Köprüsüne geldiniz ya o köyün. Buraya park edecek. Evet bu köprüye bağlayacaktık. Aynen. Köprüsünde ben, devlerle karşılaştınız. Şimdi cüce tabii dağ ortamı olmayınca böyle nehir ortamında biraz arkadaşımız. Evet. Afalladı mı? Afalladı. Ben köyün bir limanı var ufak böyle küçük. Hani onların da sandalları var, git gel gibi düşündüğüm için. Tamam. Köylüler, evet ne yapıyorsunuz? Yola çıkıyoruz. Devam edeceğiz artık. Gidiyoruz. Elimize bir kere bir dev kanı bulaştı. Yok, hayır. Şey yapma. Arkon, sıkıntı yok. Sen öldür ya, şey yapma. Katlet sen için. Çekinme. Evet. Savaş mı okuyor? Patikadan bir saat kadar ilerliyorsunuz. Belki olmuyor bile. Ormana yaklaşıyorsunuz yani o yönde ilerliyorsunuz. Bildiğiniz gibi kuzeyde orman vardı. İleride de bir köyün 40 hanesini ortalama 40 kadar hanesini görüyorsunuz. Oldukça küçük bir köy. Hala inşaatı devam eden taş bir keep var ortada. Böyle küçük bir kale var. Ama inşaat devam ediyor hala. Bu evler de bunun etrafına dağılmış. Size yakın olan ilk hane ile aranızda buğday tarlaları ve ahır hayvanları otluyor. Yalnız bir şey, siz bu güzel tabloya karşı ilerlerken bu tabloyu bozan bir şey gözünüze çarpıyor. En uzaktaki evlerin arkasından birden elinde kocaman bir ağaç tutan iki kafalı bir dev çıkıyor. İki kafalı. Bunlara bir çığlık size derinlerden yankılanarak geliyor. Etraftaki tepelerden yankılanarak. Siz bunu görebiliyorsunuz. Hava çok açık çünkü. Ve ileride köyü resmen izleyebiliyorsunuz. Tepedesiniz şu anda. Hiddetle gürledikten sonra elindeki ağaçla hızla bir yere vuruyor. Ağacı bir yere indiriyor. Bir şeyi ezmek istermişçesine. Daha sonra koşturuyor. Havada uçuşan böyle tahmin ediyorsunuz ki mermiler. Bir çeşit mermiler. Onları görüyorsunuz deve doğru fırlatıldığını. Bir anda eğiliyor dev.
bir tane dört bacaklı bir hayvanı kavruyor. Kolla, bir kolunun arasına alıyor. Diğer kolunda da ağaç var. Ve daha sonra tekrar koşturuyor. Sesleri artık duymaya başlıyorsunuz ilerlediğinizi varsayıyorum. Ve köyün... Pardon, köyün sağ tarafındaki, size göre sağ tarafındaki ağaçların arasına dalıyor. Saniyeler içinde de sanki ortalıkta hiçbir şey yokmuş gibi tablo eski haline dönüyor. Birazcık toz bulutu, toprak bulutu yükseldi o bölgede ve sizin de tahminen köye 1,5 kilometre falan mesafeniz var. Yolda ilerliyorsunuz. İşte bu, işte bu, bundan bahsettik. Biz bunun derdini yaşarken bir de bu devler çıktı. Bu daha büyük. Bir de iki tane kafası var. Ne oluyor ya? Bu nereden geldi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çift başlığa son verelim. Her şey 1-2 ay önce başladı. Ama Aranda Hanım, hanım teyzemiz size anlatacak. Merak etmeyin. Ay önce mi? 1-2 ay önce başladı her şey. Siz şu kadını bulun. Ben de bir peşinden gidip bakayım gizlice. Tekrar buluşuruz handa. Uygundur. Kimin peşinden? Devin peşinden. Aha. Devin. Ama Stel. Yani onun gittiği yere zaten kuzey size göre ileri ve sağ çaprazdan kaçtı ormana. Hani o peşinden gidebilmek için ormana girdiği yerden iz süreceksin değil mi? Hı hı. Zaten kasabadan geçmen gerekiyor. Yani şu anda tarlaların arasındasınız. Etrafınız otlak ve hayvanlar dolu. Buradan zaten oraya geçmek için kasabadan geçmen gerekiyor yani. Ya da tamam. Kasabanın dışından ormandan dolaşırsın da. O bayağı onun bir... gittiği yol üzerinden. Ha, en yakın, önce. Tamam. Oraya en yakın kasabadan geçeceksin. Tamam. Burada biliyorum biz atlarla mı gidiyoruz? Yok, yürüyerek. Yok. Onu siz bilirsiniz. Siz nasıl şey yaptıysanız. Atlarla gidiyorsak evet. O zaman yapabilir. Yardırarak gider arkasına. Ondan dedim. O zaman... Ama adamların atı yok. Şöyle yapalım. Sigur çocuklar atlarla ilgilenerek kasabaya arkanızdan gelecekler. Öyle yapıyoruz. Tamam. Siz de köylülerle beraber. Okey mi? Problem, benim için değil, onun için diyorum. Ben eğer yardım edersen... Biz at konuşmadık. At, tamam. Atlı arasında... At yok, okay. Kalmadık. Kareyi kapatırsın, ondan tamam. Kasabaya yaklaşıyorsunuz. Kasabaya yaklaşırken tabii bazı köylülerin arasından geçiyorsunuz. Söylentiler duyuyorsunuz. Geçen hafta iki çiftlik evi, kaç inek gittiğini de Tyr bilir. Şimdi de 3 kişi öldü. Neden burada yaşadığımı sorgulamaya başladım artık yahu. Acaba güneydeki kuzenimin yayınına mı gitsem? Ama taşın nereye kadar abi? Diye bir köylü birbirleriyle dert yanıyorlar. Kasabaya iyice yaklaşıyorsunuz askerlerden birisi. Her gün bu canavar yüzümüzden adamlarımız ölüyor ya. Bir sonraki sefere bu ben olabilirim. Çocuklarıma kim bakacak? Dertliler. Bu tarz konuşmalar duyuyorsunuz etraftan. Mesleğimi yapamaz oldum diyor sizin yanınızdaki oduncu da. Korkudan ormana girmeye cesaretimiz kalmadı diyor. O şeyin tepemize ne zaman bineceğini kim bilebilir? Karımla beraber buradaki eşyalarımı almaya gittim. Bakın başka devler musallat oldu köyümüze. Derken köye giriş yaptınız, hanelerin arasından yürüyorsunuz. Haritamız bu. Evet. Siz buradan giriş yapıyorsunuz köye. Ortadaki kaleye benzeyen bölge şurasıydı. Bizim teyze nerede? Teyze, Aranda teyzeye ben sizi götüreceğim. Evlerin arasından ilerliyoruz. He? Nasıl? O zaman direkt oraya gidiyoruz. Müzik bir saniye, müzik bir beni rahatsız ediyor. Biz kuzeyden gelmedik mi ya? Kuzeyden geldiğinizde burada ters çevirmiş gibi olduk. Nehir şu üstteki değil mi? Siyah. Aa evet ben ona dikkat etmedim. Tamam öyle yapalım, doğru. Evet şuradan. Şurası nehir. Aynen siz oradan doğru yönden yani. Ben nedense zora kaçtım. Evet oradan giriyorsunuz. Tarlaların arasından ilerlediniz. İlk geldiğiniz yerde Aranda Hanım burada. Aranda! Aranda teyze! Dışarı çıkıyor. Yanında bir de asker var. Tabii şu anda güney taraf da kalabalık oraya doğru birkaç kişi oraya doğru gittiğini görüyorsunuz hanelerden aralarından. Aranda da hemen şeyden çıkıyor. Belli ki yanına bandaj falan almak için bu yeni yapılmakta olan küçük kalenin keep'in içine girmiş. Hemen eşyalarını toplamış. Ne oldu evlat ne oldu diyor. Yaşlı bir teyze bu Aranda.
80 yaşlarında büyük anne. Yaşlı bir büyük anne. Hı? İnsan insan. Aranda insan. Sizler de kimlersiniz? Sizleri daha önce hiç görmedim. Aranda teyze ne oluyor burada? Ev salladı yine bu iki başlı dev. Kim bu dev? Ne zaman geldi? Nereden geldi? Bir haberiniz var mı? Bilmiyorum. Hadi burada durmayın. O tarafa doğru gidelim. Yaralıların bandajlara ihtiyacı var. Tamam, bandajlayalım da o sırada söyle. Anlat bakalım tamam. Bize. Kadın yaşına göre oldukça çevik. Kasabalıların, diğer kasaba, köylülerle beraber o tarafa doğru ilerliyorsunuz. 5 hafta kadar önce bir avcı. Gece yarısında kuzeydeki bir tarladan geçerken görmüş onu. Hemen nöbetçiler atadık ama kimse daha sonra başka bir şeyler görmedi. Sonra 3 hafta önce şafaktan hemen önce birçok kişi görmüş. Malvik'in babası bir ok isabet ettirmeyi başarmış. Fakat sonra canavar çok sinirlenmiş. Ve ağaçlara kaçmadan önce Malvik'in babasını ve 4 tane de diğer askeri öldürüp yok olmuş. Bu sırada kadın bunları anlatırken var mı sormak istediğiniz bir şey? Yürüyorsunuz. Sizden ne istiyor? Hiç bir şey söyledi mi yani? Geliyor, hayvanlarımızı çalıyor ve ona karşı koyarsak askerlerimizi, yani asker dediğim de işte eli silah tutan köylüler onları öldürüp kaçıyor. Sizden belirli bir isteği yok. Yani... Biz çözemedik. Ya ama temel olarak, sırada... temel olarak hayvanlarımızı da alıyor yani değil mi? Karnını doyuruyor. Evet, hayvanlarımızı alıyor'a benziyor. Neyse işte o Malvik'in babasını öldürdükten beri her gece gündüz gelmeye başladı. Sanki bizi cezalandırmak istiyormuş gibi bir şeyler hissediyorum ben. Gündüz geldiğinde bağıra çağıra ortalığı dağıtıyor. Birini yakalayana kadar ineklerimizi kovalıyor, evlerimizi yıkıyor. Eğer durdurmaya çalışırsak da en az 1 vatandaşımızı öldürüyor. Daha biz ona zarar bile veremeden hem de. Ama ama gece geldiğinde ineklerimizin peşinden koşmuyor. Aksine gizlenmeye çalışıyormuş gibi ve sessizce hareket ediyor. Hatta bazen köylülerden kaçıyor. Başta gece gelenin farklı bir dev olduğunu düşündük ama vücudunda o günün çatışmasından kalan oklar ve yara izleri vardı. Yani aynı dev bu. İki başlı aynı dev. Belki başka birinden saklanmış. Bulamaz mı? Sizden ya gören başka. Köylüler olmuş, gördüğü anda hemen kaçmaya çalışmış. Hiç saldırmak istememiş. Hatta böyle... Apalar gibi de bir hali varmış yerde. Bir şey mi öğrenmeye mi çalışıyor? Sizden acaba? Size niye ceza vermek istesin? İşte Malvik ona ok attı ya, Malvik'in babası. Ok atmış ya. O ok attıktan sonra canavar birden değişmiş. Her yeri yakıp yıkmaya başlamış. Bu sırada yaralıların olduğu ortama geliyorsunuz. Ben üç tane varsa. Bir saniye. Tabii. 3 tane ölü yatıyor. Başında ağlayan köylüler var. 1 tane de yaralı. Karın bölgesi ezilmiş bir adam var. Sırtında crossbow'u asılı. Yan bir şekilde yatıyor. Hı hı. Aa, Malvik yaralanmış, Malvik! Ben müsaade varsa Prospero'ya bir, şöyle bir el işareti yapıyorum. Evet. Karşı kenara çekmek için. Hı hı. Şimdi sen de ben de az buçuk uzun yaşamış varlıklar olarak sen böyle bir şey gördün mü daha önce çift başta? Hayır, daha önce hiç karşılaşmadım. Şahsen ben bir şeyler duydum ama şimdi benim başımdan daha başka bir şey geçti. Acaba çift başı olduğu için sabah bir akşam biri geliyor mu? Ama geldiğinde hep iki başlı olarak geliyor. Tamam biliyorum. İki farklı bir karakterde bedeni, geliyor. Aynen bir bedenin iki farklı kontrolü olabilir, olabilir mümkün. Yani ben de şu aklıma geldi. Biz bununla ne yapacaksak gece yapacağız. Yani gece yani, daha makul en azından konuşulabilir. Konuşulabilir. Gece konuşabiliriz onunla. Zaten şu anda gündüz vakti gitmiş vaziyette. Aynen. Bu sırada Malvik'le ilgilenen ve cübbesindeki terazi simgesi örülü cübbesine. Bir savaş çekicinin üstünde duran bir terazi simgesi. Şey var mı? Religion. Merak ediyorsanız atabilirsiniz. Bir rahip. Anlatayım. Bir klerik yardımcı oluyor Malvik'e. 16. Yeterli. Sen bunun Tyr tanrısına ait olduğunu biliyorsun. Savaşçı bir tanrı Tyr. Teraziler adaleti simgelediğini gösteriyor. Altındaki savaş çekici de Tyr'ın silahını simgeliyor. Arkon sen bu yaralılar için bir şey yapabilir misin? Bunu altına yemek istemiyorum çünkü çok yedim.
Sen bu yaralılar için bir şey yapabilir misin? Senin inancında var mı böyle şeyler? Ben inancımda değil de herbal kitimle bir şey yapsam. Gerekli malzeme. Sana bir ihtiyaç varmış gibi görünmüyor şu anda. Çünkü bu bahsettiğimiz kişi gayet güzel ilgileniyor Malvik'le. Malvik, rahat dur lütfen. Yaralarını bu şekilde saramam. Sivri kulakları dikkatinizi çekiyor Malvik'in. Malvik'te elf kulakları var. Diğer ise bu pelerinde olan ise insan. Ve Vita, Mortes, Gario diyerek ellerinden hafif bir ışıkla onun ezilmiş olan yaralarını iyileştiriyor bir büyü yaparak. Malvik, oh neredeyse beni de öldürüyordu kahrolası. Ne zaman geleceğini artık kestiremez olduk. Kasabalılar, köylüler etraftalar. Bugün ona saldırdınız mı ilk geldiğinde? Bugün işte az önce ağaçların arasından çıktı gürleyerek. Zaten hazırda bekleyen askerlerimiz hemen ok atmaya başladık. Arbaletlerimizle. Anladım. Ne de olsa o babamı öldürdü. Onu öldürmek benim görevim. Ben bu köyün kaptanıyım. Yani guard kaptanıyım. Peki sen önce bir sakinleş, bir kendine gel. Ondan sonra seninle tekrar konuşalım. Arbaletler vücuduna herhangi bir etki yapıyor mu? Birkaç tane. Babam saplamıştı. Ama çoğu etki yapmıyor. Çünkü bir arbaleti bile kullanmayı bilmiyor köylüler. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Zaten kaç kişiyiz ki şu köyde? Hiç konuşmayı denediniz mi? Ne konuşması? Bu bağıran, herkesi öldüren bir dev. Konuşmuyor ki, sadece bağırıyor. Aranızda devci bile Malvik, var mı? Malvik, biraz sakin ol dostum. Restik yaralarını sarmaya devam ediyor büyüler eşliğinde. Ne dedin? Aralarında devce bilen var mı? Devce mi? Yok, hiçbirimiz bilmiyoruz. Hayır, bilmiyoruz evlat, hiçbirimiz. O zaman sadece bağırdığını nereden biliyorsunuz ki? Restik diyorum. Klerik işini bitiriyor ve ayağa kalkıyor, size doğru dönüyor. Uzun zamandır maceracıları görmemiştim. Her halinizden belli, ellerinizdekileri kullanmayı biliyorsunuz. Ben Restik, Tyr kleriğiyim. Ve bu köyün tapınağını işletiyorum. Memnun olduk Restik. Ben Prospero, arkadaşlarım. Drixtor, Arkon ve Kosef. Her şey bundan 2 ay önce başladı. Ama burada gördüğünüz gibi bu deve karşı koyacak hiç kimse yok. Size çok ihtiyacımız vardı. Bu köyü nasıl buldunuz? Yolumuz... Kader. Evet, Baldur's Gate'e giderken yolumuz sizin köprünün oradan geçince... belanızdan haberimiz oldu. Sorununuzdan. Daha doğrusu bela bizi buldu. Sizin 2 tane oduncunuzu köprüdeki 2 farklı... Bunun kadar olmasa bile dev sayılabilecek boyuttaki 2 devden kurtardık. Başka devler mi? Başka devlerden mi bahsediyorsun? Aranda da şok içinde sana bakıyor. Mavi kafasını kaldırıyor. Başka devler de mi var? Artık yok. Artık yok. İcablarına baktık. Devleri öldürdünüz. Oh, kabiliyetli maceracılar. O sırada o sırada bir cüce yaklaşıyor. Kara sakallı, kara kaşlı. Vay maceracılar! En son 3-4 sene önce buraya gelmişlerdi. O zamanlar kötü büyücü Stondylus'u öldürmeye çalıştılar ama bir daha haber alamadık onlardan. Umarım sizin de sonunuz öyle olmaz. Biz de öyle olmuyoruz. Biz de öyle olmuyoruz. Baltayı kullanmayı biliyor musun? Elimden geldiği kadar. O zaman gel de sana bir içki ısmarlayayım bir ara. Hem de biraz sohbet ederiz. Tabii. Benim orası hala yıkılmadıysa. Hava ne durumda, karar mı? Hava daha kararmıyor ama akşamüstü. Karar yani akşam, önünüzdeki zaman dilimi akşam. Ben bu arkadaşı sevdim. Beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Gidiyorum. Hazırlanmayı unutma akşama. Restik. Sizinle tanışan klerik, Malvik'i de artık biliyorsunuz. Malvik sarı saçlı, sarı sakallı, orta yaşların biraz genci, bir halfef. Restik bir insan, o da orta yaşlarda.
Aranda yaşlı bir kadın, köyün her şeyiyle ilgilenen kadın olduğunu anlıyorsunuz. Ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sesleniyor size Restik, yani klerik olan. Bize yardım edecek misiniz? Gece bu devi yok etmeye düşünüyoruz. Bize yardımcı olabilecek birileri varsa içimizde daha faydalı olabilir. Size sanırım bir şey göstermek zorundayım eğer bizimle kalacaksanız. Benimle gelir misiniz Tyr Tapınağı'na kadar? Bu gece için kalacağız herhalde. Ben hala ortamda mıyım? Yoksun sen gittin. Gitti zaten içime kalıyoruz. Restik'le beraber tapınağa doğru ilerliyorsunuz o zaman. Çok büyük bir tapınak değil. İşte köyün nüfusunu kaldırabilecek kadar. Kapısında... Koyayım. Yok yok sen otur. Kapısında... Koyayım, kendime de koyayım. Çok güzel dediğin gibi Tyr'ın sembolü var. Bir terazi ve bir savaş baltası. Sana verdiğim bilgileri Restik size anlatıyor. Ben Tyr'a gönül vermiş bir kleriyim. Bu kasabamız... Burası New Keep. Aslında biz Old Keep'teydik. Old Keep buradan... yaklaşık 2,5-3 saat uzaklıktadır. Yıllar önce kötü büyücü Stondylus orayı ele geçirdi ve köylü halkı kontrol altına almak istedi. Zulüm etti ve bizi çalıştırmak, üzerimizden para kazanmak istedi. Oradaki kulede şey yapmıştı, konuşlanmıştı. Ama biz bu zulüme dayanamadık ve Tanrım Tyr sağ olsun ona ettiğim duaları geri çevirmedi ve bize bir maceracı grup gönderdi. 5 kişiydiler. Hatta hatırlıyorum, 2 fighter, 1 cleric, 1 wizard, 1 de rogue'du. Hepsi yetenekliliğe benziyorlardı. Onlar geldikten sonra bizi buraya taşınmaya başladık. Onlar kötü büyücüyü başımızdan def edeceklerini söylemişlerdi. Ama onlardan daha sonra bir haber alamadık. Derken bu zaman zarfında biz de kasabamızı buraya taşımak zorunda kaldık. Fakat büyücüden de bir haber alınmadı. Ama bir patlama sesi duyduğunu söylüyor o taraflarda olan bazı köylüler. Neyse biz bununla sevinirken yaklaşık 2 ay önce de bu dev ortaya çıktı. Daha önce nadiren geliyordu. Ama şimdi artık her gece ve her gündüz gelmeye başladı neredeyse. Ziyaretlerini sıklaştırdı. Derken tapınaktan içeri giriyorsunuz. Taştan yapılma, derme çatma yapılmış, biraz çok kısa bir vakitte yapıldığı belli. Ama içeride dua edecek kadar yeterli oturacak yerler var ve Restik içinde bir şey var, sunak var. Tanrısı Tyr için bezenmiş bir şekilde. Sizi bir duvara işaret ediyor. Duvarda bir fırçayla, boya fırçasıyla kabaca yazılmış yazılar var duvarda. İşte bunlar. Ne anlama geldiğini bulamıyorum. Ama benim tanrım Tyr'den gelen bir şey olmadığına eminim. Sesleniyor. Ve duvarda boya halinde yazanlar bunlar. Yayına da vereceğim, bir saniye. Evet. Duvarda yazanlar bu şekilde. Okuyabiliyor musunuz? Var. Var mı? Var. Var iki kafamız ama bir taneyle doğduk. İntikam aldık. Tirdik. İyileştirdik ve koruduk. Cezalandırdık tüm karşı gelenleri. Kör olandı Efendimiz ama biz eli siyah olana uyduk. Ve böylece reddetti bizi Tanrımız, değil mi? Evet. Bir kafaydık, ikiye ayrıldık. Bu bizim kaderimiz. Evet. Olmadan okudum. Bunlar yazılmış. Ama benim tanrım dediğim gibi Tyr'dan gelmediğine eminim. Çünkü fırça ve boya şu ilerideki Jolden'in çiftliğinden getirilmiş. Bence birisi bir bilmece çözmeye çalışmış ve düzgün düşünebilmek için bunu bu duvara yazmış. Ama neden benim tapınağımın duvarına? Hiçbir fikrim yok. İşte iki kafa diyor, yani bizim dev yazmış olabilir bunu. En mantıklısı bu. Hmm. Var iki kafamız, bir tanesiyle dolmuş. Bir şey oldu da iki kafası olmuş. Bence şey cevap ondan. Etin. Bu yaratıklara Etin deniyor. Bence cevap Etin'nin kendisi ama bu çok saçma.
Etinler beyinsiz canavarlardır. Bırakın bilmece... Etin bu devlerin ismi. İki kafalı devler. Bırakın bilmece çözmeyi. Okuma yazmaları bile yoktur. O zaman köyünüzden birisi bunu yazmış olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Köyümüzde herkese sordum. Bunu bilen yok. Jolden'in boyaları nasıl buraya geldi? Onun hakkında da bir fikir yok. Bu hangi dilde yazılmış bu arada? Common mı? Evet, Common dilinde. Jolden'in boyaları. Yani boyanın oradan geldiğini biliyorum. Ama Jolden daha önceki bir saldırıda öldü. İşte yani, Elysia bir büyücü olabilir mi acaba? Yani insandan sonra neye dönüştürdü? Neydi bu yaratık? Yani kör olandı efendimizi biliyorum. Tamam, bunu anlıyorum. Tanrım Tyr kör olarak bilinir. Onun bir takma ismi de Kör Lord'tur. Ha, Tyr'e tapmış önce ama siyah. Eli siyah olan kim? Eli siyah olan. Büyücü o konuda lazım. Prospero, ne düşünüyorsun? Bence burada bir gider yani. Religion. Aynen, bir religion gider. Gitmez. Gitmez. Hiç böyle bir bilgin yok. Böyle bir tanrı, bir bilgin yok. Yani bir tanrı olmayabilir burada bahsetti. İnsan. Ya da ola da bilir. Fikrin yok. Çok güzel yerde attın. Prospero. Pardon. Arkon, sen de at religion. Yedi. Yok mu religion? Artı. 5 artı 2 işte. Sen Tyr'a kör efendi dendiğini hatırlıyorsun. Çünkü Tyr'ın gözlerinin kör olduğunu hatırlıyorsun. Ve Bahamut'la eskiden aralarında ortaklaşa, kötülere karşı mücadele ettiklerini hatırlıyorsun. Restik size dönüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikriniz var mı? Ben bir şeyler yanlış, çıkarabildiniz mi? Yanlış yola giden bir insanın hikayesi. Pişman olan hikayesi. Bir insanın hikayesi olduğunu mu düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Hmm. Yanlış yola sapan bir insan olabilir. Peki iki kafayla ne demek istiyor olabilir ki bir insan? İki kafa kesinlikle bu devle alakalı olması lazım. Sizin dediğiniz gibi iki kişilik yaşıyor sanki bu devin içinde. Hmm. Onunla bir alakası olması lazım bunun. Belki cezalandırılmış yanlış yola saptığı için. Ama gece yine eski hayatını sürdürmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Aslında gece bunu yakalarsak da ona bir sorsak, sizin 3 sene önceki maceracınız, şu büyücü, hepsi bana biraz bağlantılı mı geliyor? Bağlantılı geliyor. Ya büyücü yani seneler önce öldü ama bu dev 2 ay önce falan ortaya çıktı. Hmm. Ama o tabii ki sizin neredeydi? Yani biz bir şey bulamadığımıza göre sizin fikirlerinize kulak vermek mecburiyetindeyiz. Malvik'le de belki konuşsak. Hatta o maceracılar daha önce geldiklerinde bu cücenin hanında kalmışlardı. Tavernasında kalanlar da olmuştu. Hatırlıyorum. Onunla da bir konuşmak isteyebilirsiniz. Malvik cücenin adı mı? Hı? Malvik cücenin. Yok, hayır. Malvik o küçük komutanın tamam. ismi. Cüce de seni götüren. Gert. İsmi Gert'tir. Gert Flint Whiskers. Gert'le bir konuşun. Bir de Malvik'le konuşmak. Yok. Ha, önümüz bu arada gece. Birkaç gündür geceleri de ziyaret ediyor. Yani görenler olmuş. Ama İşte duyduğunuz gibi geceleri çok farklı davranıyor. Gece onu yakalamakta fayda var bence çünkü. Malvik nerede? Onunla bir görüşsek. Malvik'i Arandan'ın oraya taşıdılar çünkü yaralı ya biraz karnından. Hemen oraya gidebiliriz isterseniz. Gidelim bir Malvik'le konuşalım. Hemen ilerliyorsunuz. Malvik kendinde sürekli söyleniyor. Öldüreceğim ya. Adamlarımı toplayıp öldüreceğim onu. Bize tek çare bu. Ah, hoş geldiniz. Kapıdan içeri giriyorsunuz. Yatıyor Malvik.
Aranda ona bir şeyler pişiriyor, kaynatıyor. Bu arada keep'in içindesiniz. Aranda'nın keep'inin içinde. Aranda belli ki orada yaşıyormuş. Daha inşaat tamamlanmamış. Çatısı kapalı ama üst katı inşaat halinde. Şeye, Malvik'in haberi var mı duvardaki yazıda? Şeye soruyorum. Restik'e mi? Ya herkese gösterdim, evet. Herkesin fikrini almaya çalıştım. O ne dedi bu konuda? Hiç bir yorum yaptı mı? Yok, Malvik babasının ölümünden sonra intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Hiç bunları görmezden geliyor. Devin konuşamayacağını, yazı yazamayacağını söylüyor ki ben de öyle düşünüyorum aslında siz bunu açıklayıncaya kadar. Malvik, Malvik'e soruyorum. Malvik, senin haberin var mı sizin kasabadan bu maceracıların yanına katılan bir insan var mıydı? Hatırlıyor musun? Ya da yaratık? Yok, maceracılar... Maceracılar kendileri... Yalnız geldi, yalnız gittiler. Maceracılar evet kendi başlarına bu işle uğraşmışlardı ki zaten büyücünün kulesinden sonra onlardan pek bir haber alınamadı. Hepsi orada öldü. Büyücünün kulesi ne tarafta? Büyücünün kulesi Old Keep'te. Yani bizim eski yerleşim birimimizde. Zaten evet ya. Kim bu büyücü? Tek mantıklı açıklaması bu. Büyücü Stondilus diye çok eskiden de bize zulüm etti. Ben o zamanlar gençtim. Eğer önceki maceracılar Stondilus'u öldürürlerse tabii bu şey o kuleyi devraldı demek. Oraya yerleşmiş olmalı. Jolden'in oğlu ezilip dümdüz edilmeden önce Old Keep yoluna kadar takip etmiş onu. Devi yani. Ve o bölgede o kuleden başka hiçbir şey sağlam kalmadı, bunu biliyoruz. Eğer onu orada bulabileceğimizden emin olsam tüm adamları toplayıp o kuleyle beraber yakarım onu orada. Ama adamlarımı toplayıp hiçbir yere ayrılamıyorum çünkü halkımı tehlikeye atamam. Malvik, senden bir ricam var. İçindeki ateşi, nefreti anlayabiliyorum. Babanı kaybetmişsin. Ama bazen sorunları çözmek için konuşmamız gerekebilir. Düşmanımızla bile bazen konuşmamız gerekir. Çünkü savaş devam ettikçe belki daha çok adamını kaybedeceksin. Senden ricam, bu akşam dev geldiğinde ilk saldıran siz olmayın. Onunla biz bir konuşmayı planlıyoruz. Dediklerin bir kısmı çok saçma olsa da mantıklı olduğunu reddedemeyeceğim. Onunla konuşmanız zaman hiçbir işe yaramayacak, bunu garanti ederim size. Ama denemek istiyorsanız deneyin. Fakat ben ve adamlarım, ben olmam ama sanırım sizin dediğinizi yapmak zorundayız. Tapınaktaki yazı konusunda ne düşünüyorsun? Fikirlerini merak ediyorum. Malvik düşüncelere dalıyor. Ya devler yazıp konuşamaz ki. O yazmış olamaz. Herkes bunu söyleyip duruyor. Babamı öldürdü o şey, anlıyor musunuz? Babamı öldürdü. Kim yazmış olabilir peki sence? Bunu düşünmek istemiyorum. Tek istediğim o devi ve o kuleyi yerle bir etmek. Elinde boya şeyi var mı? Hı? Elini inceleyebilir miyim? Malvik'in de. Tabi. Boya falan var mı elinde? Ne yapıyorsun sen? Ne var? Yaralanmış mısın diye bakıyorum ellerine. Yok, hiçbir şey göremiyorsun. Yani boya kalıntısı falan filan yok. Malvik, bu büyücü ve eli siyah olan biri arasında bağlantı görüyor musun? Eli siyah olan biri mi? Yani yok. O büyücünün yok muydu böyle bir özelliği? Old Keep'teki. Eli siyah olan mı diyor Aranda, duymuş oradan. Eli siyah, evet, Aranda teyzesi. Bir tanrı olabilir mi bu? Eli siyah olan. O kör dediği şey Tyr, tamam da. Restik, eli siyah olan hakkında hiçbir şey bilmiyor mu? Eli siyah olan Karanlık Lord'a denir diye hatırlıyorum. Karanlık Lord kim oluyor? Aranlık Tanrı Beyn olsa gerek. Ona Karanlık Lord derler. Beyn? Evet, siyah el derler. Beyn eski hikayelerde zulümden hoşlandığı, halklara zulüm ettiği söylenir Beyn'in. Restik o sırada düşünüyor. Tabii ya, ben bunu nasıl bilemedim? Beyin, Tyr'ın ezeli düşmanı. Üçlü ortaklığın ezeli düşmanı Beyin. Eli siyah olan Karanlık Lord. Diyor size. Onu bilmiyoruz henüz.
Eli siyah olanın Bane isimli tanrı olduğunu öğrendiniz. Kör olanın da Tyr adlı adalet tanrısı olduğunu öğrendiniz. Üçlü bir ortaklıktan bahsetti. Üçüncü kim? Aa yok yok hayır yanlış düşündüm. Üçlü ortaklık başka bir şey. Üçlü ortaklık tanrım Tyr ve diğer iki iyilik tanrısı arasında kurulan bir ortaklık. Kötülere karşı. Bu yıllar öncesi, kadim zamanlarda kurulan bir ortaklık. Kötüler ve şeytan prenslerle savaşmak için kurulmuştur. Ve Tyr o görevi bıraktıktan sonra yerini Bahamut'a bırakmıştı. Bu hikayede, evet onların düşmanlarından en azılı olanlardan biri de Bane'di. O zaman iki kafalı birisi var. Birbirine düşman olan iki tanrı var. Ve senin fikrine göre bir insan var. Bir insan var. İki tanrı tek vücutta birleşmiş olabilir mi? İki tanrı, iki kafa, tek vücut. Evet, cevap etin değil mi işte? Yani cevabı biliyorum. Ama bilmiyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Cevabı bilmemiz bir şeye yaramıyor. Tanrım Tyr bana dualarıma cevap vermiyor. Bahamut sorursa, dua etse derim. Evet. Konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı burada? O üçlü neydi? Üçlü Bahamut. İttifak, tanrılar ittifakı. İyi tanrıların ittifakıydı. Kadim zamanlarda şeytan prensler ve kötü tanrılarla savaşmak için yapılmış bir ittifak. Tamam, oradan Tyr çıktı. Onun yerine Bahamut mu geldi? Öyle bir söylenti hatırlıyor Estik ama çok eski zamanlarda. Niye çıktı Tyr oradan? Tanrılar savaşlarında Tyr hayatını kaybetmişti. Ha. Ve artık görevini yerine getirmediğini düşünmüştü bir aralar. Şu mit gibi bir şey, efsane. Hadi o zaman bir de Gert'le konuşalım. Gitmeyelim mi oraya? Giderim giderim. Bizim arkadaş da orada. Çoktan kafayı bulmuştur. Bir görüşelim. Evlatlar karnınız acıkırsa yerime gelebilirsiniz. Ben size çok güzel yemekler yaparım. Merak etmeyin. Gece burada huzurlu olursunuz. Eyvallah. Ama lütfen bize yardım edin. Biz burada kimsesiziz. Bu devi bir şekilde alt etmemiz lazım. Gidelim. Han'a gidiyorsunuz. Taverna'ya gidiyorsunuz, affedersiniz. Bu içki sesleri zaten içeriden geliyor. İki cücenin konuşmasını duyuyorsunuz içeriden. Kapıdan girdiğinizde Gert ve Drixor size doğru dönüyorlar. Masalarına davet ediyorlar. Aynı masada oturuyorsunuz. Temet! Arkadaşlarına da bira getir! Temet, o da bir halfef. Ama çok zayıf ve güçsüz görünüyor. Bir çırpı kalmış Temet. Ve hemen dolduruyor oradaki fıçılardan. Bunları kendim yaptım. Buyurun afiyet olsun. Biralarınızı dağıtıyor. Ve Gert, Drixor'la beraber sizi dinlemeye hazırlar. Ben bu arada bölüyorum. Benim Gert'ten arkadaşlar yokken konuştuğum, duyduğum, öğrendiğim bir şey var mı farklı? Evet. Sen bunu anlatıyorsun arkadaşlara. Wizard, Cleric, Rogue ve iki Fighter olarak gelmişler buraya eski maceracılar. Cleric dışındakiler Hana'nın yerinde kalmışlar. Hana da başka bir yaşlı bir kadın. Buradaki Hana işletiyor. 2 sene önce gelmiş bunlar. İsimleri hatırlıyor. Burada kalanların. Onlar da sizler gibi geçiyorlarmış buradan ama kötü büyücü Stondylus'un ismini duyduklarında kasabalılara yardım etmek istemişler. Ama hiç geri dönen olmamış. İçlerinden hatırladığı isimler Zimian, Gordel, Thorvald Halfgranit ve Alastor. Bu isimleri merak ettiğinizde ben söyleyebilirim. Şimdi hepsini şeyle uğraşmayalım. Maceracıların ismi. Ne dedim? Alastor, Zimian, Gordel ve Thorvald Halfgranit ki buradan bir cüce olduğunu çıkarabiliyorsun. Yarı granit. Yarı granit herif. Thorvald'da bir cüce ismi olduğunu. Cleric dışındakilerin hepsi hanında kalmışlar. Cleric ise tapınakta kalmış. Tyr'im. Evet. Ama hepsi adı batasıca Stondylus ile savaşırken
Ölmüşler sakalına sıçayım. Şimdi parti 5 kişi miydi? Evet, 5 kişilermiş. Hepsi de ölmüş. Bana bu şeyden yazıdan bahsetti mi Gert? Ona göre muhabbete gireceğim ben. Evet, de. Yazıdan bahsetti ama hiçbir şeyini hatırlayamadı. Bir bilmece yazılmış, restik göstermiş ama... Falan pişman. Evet, tamam. Hiçbir sonuç çıkaramamışlar. Ne yaptınız? Biz çok bir şey öğrenemedik. Tanrıların Savaşı'nda... Tanrıların Savaşı ile ilgili bir şeyler öğrendik. Özetliyorum. Şeyleri. Konuyu anlatıyor. Güzel. Bir Tanrıların Savaşı'nın arasına girmediğimiz kalmıştı. Bana da bahsetti şu bilmece olayından. Evet. Kimin yazdığı belli değil şu anda. Hala çıkaramadık. Tapınağın duvarına mı yazmışlardı? Hı hı. İyi, ben bir uğrayacaktım zaten. Ben bir geliyorum iki dakika. Şuna bir bakayım hem de. Hem de bir tapınağa uğrayayım. Ne işin var senin o kadar tapınaklarda? Bir sorabilirsem böyle bir cüce olarak. Tapınıyorum. Herkese. Her tapınağa. Çok tanrılı dünyadayız. Sende de bir gariplik var ya, Trickstor. Olur öyle. Deyip çıkıyorum ben. Hızlıca... Restik de seninle beraber geliyor. Seni götürüyor oraya. Tamam. Ortamı gösteriyor sana. Tapınağın kocaman iki kanatlı bir kapısı Restik var. Restik bu arada şeydi değil mi? Klerik olanlar. Evet. Tapınaktan sorumlu olan Tyr tamam. Kleriği. Tapınağın çok güzel. Kocaman iki kapısı var. Hı-hı. Açıyor kapıları ve sana duvara doğru... Tapınağın içinde yazıyor bir de. Tabii. İçeride duvar. Ben dış duvarında yazıyor sandım. Tamam, ben geri dönüyorum. Yolda şey soruyorum. İyileştirdik ve koruduk. Hı hı. Sana neyi yanlış atıyor? İyileştirmek. Yani life domain'e ait olan kleriklerin ustaca yapabildikleri, doktorların, çıkıkçıların yaptıkları, iksircilerin yaptıkları eylemler gibi geliyor bana iyileştirmek. Ve koruduk. İyileştirmek ve korumak görev olarak paladinler ve klerikler biraz kendilerine kod olarak benimserler bunu. İntikam aldık. İntikam aldık da sanki kötülere karşı iyilerin alınan intikamlarını anlatıyor bana. Geri döndüğümüzde, tabii arada bir şey olmadı eğer bunlara, şey diyorum. Yanımızdaki şey, Clary'e, adını unutuyorum. Restik. Restik'e. Rest yaptıktan aklına aynen. Gelsin. Senin yanında kalan o maceracı Clary'ik. Hı hı. Farazi konuşuyorum. Herhangi bir onun bir farklı bir şeyini gördün mü bu arada? Alastor. Alastor'un farklı bir şeyini görmedin. Sadece Tyr'a taptığı için burada dua etmesine izin verdim. O kadar. Burada kaldıkları sürede o burada kaldı. Aranızdan yine tapınağımda kalmak isteyenler tabii ki kalabilir. Ama sadece Tyr'a olan duaları kabul edebiliyorum. Yok, o sorun değil. Acaba onun başına mı bir şey geldi? Çünkü iyileştirmek ve korumak benim aklıma sanki bir Clary'i çağrıştırıyor. Yani burada kaybolan bir klerik yok mu? Yok. Yani maceracıların hepsinin öldüğü biliniyor. Yani belki de esir düştü. Ha bizim kasabamızdan, bizim atlama köyümüzden. Atlama duyuldu dendi sadece. Haber alınamadı dendi. Cüce beşi de öldü dedi. Ama hepsi adı batasıca Stone Dilos ile savaşırken öldüler dedi. Geldi size. Geldiniz mi bizim oraya? Ben kendinden emin konuşan patavatsız bir cüce diye düşünerek şey yaptım hani. Tabii onu düşünebilirsin. Cesetlerini buldunuz mu? He? Cesetlerini buldunuz mu? Ölenlerin. Cüceye soruyorsun. Tabii maceracı. Ay yok, o kuledeki olaylardan sonra kimse bir daha oraya geri gitmeye cüret edemedi. Ne oldu tam olarak o kulede? Büyücüyle savaşmışlar seneler önce. Büyücüden de haber alınamadı. Patlama olmuş. Ben bardağımdan kalanı öyle bir dikiyorum. Hadi biraz farazi konuşalım. Senin bardağın yok. Sen Temple'dasın. Hayır, gittik geldik ya. Geldik döndüğünüzü. Aynen. Tamam. Döndükten sonra konuşuruz. Diktikten sonra hadi biraz farazi konuşalım seninle. Özellikle seninle diyorum. Konuşalım. Şimdi düşün. Ekip yok oldu. Sadece klerik kaldı. Hı-hı. Büyücü de bir şekilde yarasından dolayı kendini klerin bedenine hapsetti. İki klerik var ortada. Hala İki hazırda. Klerik mi var? Tek klerik diye biliyorum ben. İki klerik var mı? İki klerik yok muydu? Birisi Restik mi? Hı. Partideki o giden maceralar. Fighter 2. İki fighter. Klerik Wizard Rogue. Bak Wizard Rogue. Ben iki klerik aklımda kalmış. Çünkü bilmecede iyileştirdik, koruduk tarzında şeyler kullanılıyor.
Büyücülerin bildiğim kadarıyla böyle uçuk şeyler yapma şansları olabiliyor. Yatmaya hazırlanıyor artık insanlar, fark ediyorsunuz. Hava iyice karardı ve geç vakit oldu. Gece vakit. Siz tabii ne isterseniz. Benim güçlü bir silah ihtiyacım var. Nereden bulabilirim? Bir arbalet istiyorum. Ödünç olarak. Arbalet bulabiliriz. Arbalet Malvik'in oradan ödünç alabiliriz. Dur bende var. Ben vereyim. Gert getiriyor sana bir tane. Light crossbow. Benim düşüncem şu. Yok. Senin yok. Normal crossbow. Ben şeyimi de alacağım, proficiency'mi de alacağım çünkü ranged weapon. Aynen, bakarız ona. Şey yaparız. Yani mermileriyle beraber. Ha, crossbow ettin mi? Tamam. Kullanabiliyor muyum? Light crossbow. Hani normalini de kullanabiliyorum, Knight olmasa bile. Tamam. Knight crossbow aldın. Bu parti. Geçmişte bu büyücüyle savaşırken son anda vazgeçip savaştıkları büyücünün emrine girmiş olabilir mi? İşte aynı şey. Kısmen. Belki de bizim iki savaştığımız dev de oydu. Onlardan biriydi. İki fighter olabilir mesela. Yani güç isteyip mesela ne bileyim büyücü de onları bu hale getirmiş olabilir. Evet. Olabilir. Güç. Ya, çok merak ediyorsanız aslında gidip Old Keep'e de bakabilirsiniz buradan 2-3 saat mesafede. Önce şu akşam gelecek mi diye bir bakalım da. Akşamları da geliyormuş ya. Evet, gündüz gitmek daha mantıklı olabilir Old Keep'e. Neyse, ben yatıyorum, benden isteyeceğiniz bir şey yoksa. Yok yok. Çok sağ ol alkolün. Evet, ne yapıyoruz gece? Nöbetleşe uyuyalım. Sabaha kadar. Mesela kasabaya dağılıyor musunuz yoksa birer adam mısınız? Ne tarafta yok, duruyorsunuz? Ben, artık bilmeceyi kapatıyorum. Yani şu alta alıyorum. Yayından da alayım. Kaçtığı yön var ya, kasabadan çıktığı yön. Evet. O taraftan gireceğini hesaplayarak. Ha, bunu bana yapma. O tarafa yakın bir yüksek bir binaya. Evet. Hani şimdi şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım abi. Kalenim işe yaramıyor. Yaradı. Şu bölge. Hı-hı. Görünüyor mu yayında? Yayında da görünüyor, tamam. Şu bölgeden kaçtı, tamam? Hı-hı. Yani size göre kuzeye ve güneye ve doğu batıya kaçtı, güney batıya. Oradan ağaçlar başlıyor, orman başlıyor, oradan gelmişti, oradan kaçtı. Zaten Old Keep'in de batıda olduğunu söylediler size. Hı-hı. Yani sağ tarafınıza doğru. 2-3 saat mesafede dediler, ormanın içinden tamam. Bir yolla oraya çıkılıyor. Ne yapıyoruz? Ben orada yüksek bir binanın hani tabii mesela evden yüksek olduğunu düşündüğüm bir bina var mı? Mesela şu binanın galiba iki kat yani yok, iki katlı binalar yok. Burası zaten aceleyle yapılmış bir köy. İki katlı hiçbir bina yok. Yani en yüksek ama yapı bile evden alçak. Tabii de hemen boyuna bakayım. Boyu yok. Yani oldukça uzun bir dev. Kaç metre diyebiliriz buna? Yani 5 metre diyebiliriz. 10 fit tahminen, o da 6-6,5 metre yapıyor işte. Hı hı. Yani o dövüştüğünüz iki devden birazcık daha iri bu. İriymiş anlatılana göre. Yani zaten onlar size ikinci, birinci katsa bu ikinci kata kadar boyu. Peki uyusak ve yarın sabahı sonraki haftaya... Ciddi misin? Vallahi ben... Saat 11 çeyrek. Evet, bir rest yaparsak konmak da benim yani, için olur da. Yani Drickstore'un tepkisini çekme pahasına. Ya rest. Artık alıştım ya. Garip olur da. Hafta sonu zaten Mechcon var. Pusuya yatıp bırakırız yani. Yani pusuya yatacağız zaten işte. Bir yerde rest yapacağız düzenli bir şekilde. En merkezi olan bir yerde. Hani böyle hemen hemen her yere yetişebileceğimiz. Şimdi resti nasıl yapacaksınız? Yani nöbette mi bekleyeceğiniz, nasıl yapacaksınız? Bir nöbette, diğerleri uyuyacak işte. Bence iki nöbet. Yani ben bir köşede dururum, karşıda bir köşede birisi durur. Geldiğinde zaten sesler çıkacak illaki de. Yani bence de bir dev geldiğinde uyanır diye tahmin ediyorum. Ama yok. Sessiz geliyormuş ya. Sessiz geliyormuş ya. Perception'ın iyi olan abilerin kalması mı? Benim perception'ım iyi. Benim stealth'im de iyi. Arbalette yani light crossbow dedin ama çok az. Zaten ya. Uyandıracaksın bizi. Bas demeç kasıyor bak, görüyor musun? Şimdi şu sayılardan bahsedeyim. Bir numaralı keep dediğimiz yer. İki. Yani iki Restik'in şeyi. Tapınağı. Üç. Olayın olduğu bölge. Bugün akşamüstü. Dört.
Hana'nın hanı. 5 bilmiyorsunuz onu. 6'da Gert'le beraber bira içtiğiniz taverna. Bence tapınağını orada bekleyelim. Keyfin üstüne de çıkabilirsin sen. Falan. Evet. Ben tapınağa hadi bunu kararlaştıralım, bitirelim, doğru söylüyor. Ben gizlenebileceğim yüksek bir yer bulup hani bu suya... Tamam, bir binanın üstüne çıkıyorsun. Askerlerle de haberleştiniz, Malvik ile konuştunuz. İkna ettiniz Malvik'i. Sizi bekleyecek. Bu arada gelirse saldırmıyoruz. Bizim anlaşmamız değil mi? Evet, evet. Siz neredesiniz? Siz de mi binanın üstündesiniz? Biz ne yapalım? Ben biraz fazla içtim. Herhalde uyuyacağım. Sen şeyde kalıyorsun. Gerdin orada mı kalıyorsun? Evet, evet. Tamam. Handayım ben. Handasın. 6 numaralı evet. Bölgedesin. Arkon? Ben tapınağın oraya gidiyorum. Neresine bekleyeceksin? Tapınakta. Neresine? Tapınağın içinde bekleyeceksin. Dinlenecek misin? İçinde. Nöbet mi? İçinde gerçi nöbet çok garip. Tamam. Şey yap, önemli değil. Meditasyonunu yaparsın sen. Sen çan tarzı bir şey alır. Geldiği zaman sallar. Hepimiz uyanırız falan gibi bir şey. Bağırış çağırış olur zaten. İple tutmaya çalışalım. Diyorum. Neyse bir gelsin bakalım. Bu bayağı iri bir şey. Konuşacağız. Valla ben de 15 metre ip var. İşte hayvanın boyu 7 metre. Yani sen kendini kedi gibi düşünüyorsun. Kendini kedi gibi düşünüyorsun karşımızdaki kamyon i̇şte boyutunda. Ayağını tutabiliriz iple pak diye. Bir. Böyle tutup düşer. Sen uykuna daldın. Ben de Gert'in yerindeyim. Siz ben de içiyorum ve uyuyorum. Sen de oradasın. İkiniz Güzel oradasınız. Şimdi... Kalitelerimi geri alayım. Arkon sen tapınaktasın. Kosef seni... Şu binanın üstünde varsayıyorum. Hı hı. Çatısındasın. Hı hı. Tamam mı? Köyün sınırı diyelim değil mi? Sınırında. Zaten en son oradan kaçmıştı değil mi? Evet. Tamam. Ona bir de stealth atıp bırakalım mı böyle fark edilip edilmez konumu? Yani atabilirsin. Ben oraya tamam. Bir de hani postum bir de gizleneceğim yani orada. Zaten yani, avantajlı şu tamam. Anda. Evet tamam at stealth'ini. Yani gizlenmiş olduğunu varsayalım. Hı. Attım, tuttu işte 19. Tamam. Artı? İşte toplam 19. Tamam. Avantajı mı attın? Hayır. Düz 19-17 avantajını da atmıyorum. Yani avantajısı 18 artı 8, 26. Tamam. Neredeyse uyuyakalıyordun ki... ağaç dallarının rüzgardan savrulduğunu duydun. Hemen o tarafa doğru baktın. Ağaç dallarını kenara çeken rüzgar değil, devin ellerinden birisi. Diz çökmüş bir şekilde etrafa bakıyor ağaç dallarından kafasını uzatmış. İki tane kocaman kafasını kestirebiliyorsun ay ışığının parıltısında. Karanlık bir figür var. Sana göre sol alt tarafta yani güneybatıda ağaçların arasından köye doğru bir adım atıyor. Bekliyor etrafa bakıyor. Ses çıkarmamak için uğraşıyor sanki. Ve... kulübelere doğru yaklaşıyor. Yaklaştıkça kafasından birisinin kontrolsüz bir şekilde omzunda yaslı durduğunu görüyorsun. Diğer kafası ise etrafı sürekli temkinli bir şekilde süzüyor. Biz de banda içinde karşıladık. To be continued. To be continued. Ben 12'ye kadar vakit isteyecektim ama yorgunsanız evet. Çünkü benim bir sorun değil biliyorsun. Bugüne sığdırmak istedim ama olmadı ya. Ya. Cüceler dedim. Cüceler beni anladı. Devler büyük geldi sığdıramadık. Evet. Kim olduğunu öğrenemedik yani. Ben onu tek... Neyse. Ne? Ben onu tek de alır mıyım diye bayağı şeye geldim de. Tamam, bak, tamam. bak. Dedim sana. Bravoklar kendine çok güveniyor dedi şimdi. Evet chatimizi verelim efendim. Yayınımızın sonuna geldik. Bu haftalık bu kadardı. Umarım herkesin hoşuna gitti. Chatimize bakabiliriz. Seansımızı bitirdik. Ekin, onu söyledin de bak iyi oldu. Ben Fuse'de dışında şey nasıl çalışıyor bilmiyorum. Hani Exhaustion, Fatigue, bu tarz şeyler nasıl çalışıyor bilmiyorum. Dezavantajlı atıyorsun en fazlalarını. Selamsız bandosu mu? Şarkı çalınca bando. Bando geldi. Evet, bölümümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar.
Rael Kun, yazı ne zaman yazılmış, büyücü en son ne zaman görülmüş, arada ne kadar zaman var önemli. Evet. Bunların hepsini söyledik ama biz. Evet. Büyücü en son 2 sene önce görülmüş. Arada ne kadar zaman var yazının yazılmasıyla? Yazı da son 2 ay içinde yazılmış. Dolayısıyla büyücüyle yazının yazılması arasında 2 sene var. 22 ay. Yazı son zamanlarda yazılmış. Restik'e sorarsanız zaten gününü de tam olarak söyler. Gününü de söylüyor. 2 hafta yani 15-16 gün önce yazıldığını söylüyor. Bunu da Rael Kun oradan bir kasabalı olarak sormuş. Yan masadan. Aykurt Bey, vay, izledin mi? Çok sevindim. Aykurt Bey şey, ses mühendisi, değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? O da sahnelerde çalışıyor da. Müzik yayınında muhabbetimiz vardı. Bana Kübeys öğretsin. eyvallah Horizon, beğendiğinize sevindik. Benim geniş açı kameranın netliği ölü şu an ya. Maalesef o hep öyle ya. Bu kadar değil sanki abi. Ya, hadi ya, ben bir adam zannediyorum. Odak noktası burada kalıyor böyle netliği. Ha, orta kısmı netliyor, köşeler. Aynen. Sen kombiyi atma, Constitution sistemini atma hocam. Ne oldu? Hadi ya, bir adam zannediyordum ben de flu'yu görüyorum hesabım. Bu 3 gün yolculukta değil mi derken ne demek istiyorsun Gambit? Herhangi bir şeyler yazdı herhalde. Ya da herkes biraz... Exhaustion point almış dedi de, Exhaustion point almadık. Şöyle zaten 3 gün kamp yaptık yani gemiyle. Siz her gün dinlenmelisiniz. Aynen. Hı-hı. Bir bugün dinlenmedik gibi bir şey olacaktı. İşte ben de dağıttıklarımı almak için, ulaşarsan büyülerini almak için yaptım. Face grubu var mı böyle bilgi alışverişinin ne oldu? Halit'ciğim, şimdi hemen gruplarımız var. O dökümanı Ekin hemen şey yapsın, kopyalasın. Önce seni Discord'umuza davet ediyoruz. Ünlem Discord. Sonra YouTube kanallarımıza davet ediyoruz. Ünlem YouTube. Bak sana. Ve... Hep derken yani. Bir tanesini ama yaptık. Ama sana bıraksak be. Sen bu şeyle dalacaksın. Ama onda da haklı yani. Kasabayı test eden bir güç var ve onu da... Orada haklıydı. Onu da yapacak şey yok. Ya o zaman hep derken... Bir bölümleri bizi izle. Monklar biraz daha cool davranıp kavgaya son çare olarak girmez mi ki? İşte orası zaten tartışılır da. Zaten ki konuşmayı denedi zaten. Hı? Konuşmayı denedi canım, zaten. Konuştu yani. Yoksa o bir yerlerin azından konuşmayı denedi, evet. Evet, o dikkatini dağıtacaktı, ben ok atacağım diye falan böyle düşünüyordum. Hatta ne dedi? Gel bakayım oğlum mu dedi. Ne dedin orada? Bayağı cool davrandı. Aynen. Devlere. Gel bakayım. Şimdi teknik olarak çok bir boy farkı yok değil mi devde? Vardır. Ben 2 metre. Çok var. Ya insanlardan birazcık uzun. 2 kaç? 2.20 falan mı? Ben de tamam. Şeyi sandım. Çok fazla bir fark yok sandım. O yüzden. Sen 2 kare kaplamıyorsun şimdi. Durduğun yerde o kadar da düşünme. Onu anlatamamışım ben, o zaman eksik anlatmışım. Bayağı büyüklerdi onlar da. Ne bileyim ya. Evet. 5 gün planlanan yolculuk bugün 3. gün değil mi anlamında? Ha Gambit aynen 2.5. günde işte geldiler. Planlanan yolculuğun 3. günün akşamı olacak. Konuşmayacağım o zaman. Bak Gambit. Konuşma da yasak oldu artık. Yok, seni savunuyor orada, savunma olarak dedi. Yani aralarında mı yok, demiş. Yok, çok heyecanlı falan demiyorum. O onu demedi. O başka şey. Şurada. Başka bir şey dedi, pardon. Yok ama yukarıda onu demedi mi? Çok heyecanlı da. Gambit demedi. Onu demedi o. Öz Kayaca dedi galiba. Başkası dedi yani onu. Evet. Laf da ettirtmiyor işte böyle. Hepiniz aslı yiyeceksiniz. Kapat mı? Aynen, yok. Yok be, affedecek bir şey yok ya. Herkesin fikirleri... Zaten yayın yapmamızın bir sebebi de o. Herkesin fikirlerini almak güzel oluyor böyle. Hani benim hakkımda da fikirler, diğer oyuncular hakkında da fikirler. Gerçekten güzel oluyor. Hatta geçen... Adam aldık oyuna işte, düşün geçen. Bana şey demişler değil mi? O kadar yolculuk gidiyorlar, bir encounter çıkartmıyorsun ya demişlerdi. Alın size encounter gibi bir cevap oldu bu resmen. Bu encounter olmuyor hocam ya. İşte bizim encounter'ımız böyle olur hocam. Aynen, encounter o iki devi yenip devam etmek. Aynen. Encounter'da dev çıkartmak çok şanssız olmak ya zaten. Hani büyük şanssızlık.
Enkandır, ayı çıkar, yok, kaplan çıkar, kurt çıkar. Ayı çıkar, kaplan. Hayvanat bahçesi gezisi falan. Burası Forgotten'ıyım, taslanırım. Sword Coast burası. Hani bir böyle artı bir, artı iki, artı üçlük falan. Bilmiyorum, bakacağız. Oğlum, ha onu düşündüm ben ya. Bu adamlarda niye hiç magic item yok dedim. Vermedin. Oğlum, mağaralardan kaçıyorsunuz. Bak, nerede lan o mağara? Bak, öldürdüklerimizde kın çıkıyor ya. Sana cevabım şu ya, şu. Şu ya cevap. Öldürdüğümüzde kın çıkıyor. Diyor ki, abi bu kadar balonu ben doldurdum diyor, boşuna mı doldurdum diyor. Ya %20'si anca açılmış mağaranın. Tamam. %20'si magical doluyor. Açamıyorum ya, of. Ondan kaldırmadım zaten. Hepsini tekrar... Hani var mı orada sihirli bir şey? Oğlum, Kaltosu Dragon'ın ejderha yumurtalarını sakladığı bir mağara yani. Var mı yok mu? Onu bilmem. Ne yapacağız? Geri mi gideceğiz? Geri dönün. Hayır, abi tam biz dalacağız, üstümüze ordu saldın. Ne yapalım? Biz kaçacağız oradan, yapacak bir şey yok yani. Girdiniz içeri, metal zırha şuraya giriyor gizli gizli. Abi adamları gördük, üstünden çok değerli kın çıktı. Yani adamlar kılıçları kullanmıyor, saklıyorlar değil mi? Kılıçları da saydım ama silahlar var dedim. Kılıcı Magic'ın var da. Kullanmıyorlar yani. Abi. Bak, ondan tekrar, sonra tekrar da diyor ki bunlar Munchkin'de bana niye sarıyor? Evet! Ha. Ama yürü! Biz de Kaltos'u öldürdük şimdi yani. Adam mor giyineni gördü, tanımadı, sen öldün dedi yüzüne gidip... Yani onu yakalasak belki ondan bir şeyler çıkacaktı. Biz gittik Kaltos'tan... Yok yok, ben para bekliyorum, kendim yaptıracağım. Hiç DM'mi bırakmayacağım ben artık. Baldur's Gate'e gittiğimde kendim döndüreceğim. Ya macera aramayacaksın ha, paranı biriktireceksin. Kendim olacağım. Paranı biriktireceksin. Gerekirse bankadan kredi çekeceğim. Ha. Gerekirse 1000 lira kadar yolu var işte bak. Sırf para için. Neyse, geyik bir yana. Bu arada hafta sonu Metcon var. Bu ekipten sadece ben geliyorum galiba şu anda. Maalesef evet. Hafta sonu eğer buradan Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de herhangi bir yerde olan varsa hafta sonu Ankara'dayım. Bol bol güzel güzel oyunlar oynayacağım. Hadi bakalım. Bizim oyunumuzla ilgili merak ettiğiniz dedikodu. Ne bileyim, böyle bir garip. Tabii büyük gıybet döndürürüz ya buradakilerle ilgili. Şey, Monk uzlaşıcı olur ama kanında ejderlik var, two sided demiş. Bir şey daha okuduydum, onu diyecektim. Move'otu değiştirmen gerek yapacağım. En counter şakası var bak orada. En Move'otu level 4 yapacağım, evet. Onları düzelteceğiz. Hatta haftaya şeyi de ekleyeceğiz. Tarık. Ben de geliyorum. Artık Tarık karakterini hazırlarsın haftaya. Hazırlayacağım haftaya. Lütfen. Büyülerine çalış. Sen burada çıktın mı? Nerede? Ortaya. Çıkmış olsaydı o çıkardım. O Baldur's Gate'de kalacak. Ha tamam tamam. Haftaya artık. Rael Kuncum, yeni arkadaş Tarık. Ya tesadüf oldu. O da klerik bu arada. İşte o yüzden ne kadar çok tesadüf. Şimdi çıktı da ondan sonra o katılacak diye. Yok bak, Tuğbay buradan ne için yeni verdi? Bunlar buradan da kaçacaklar, haftaya gibi öldü. Hızlıca Baldur's Gate'e katılacak. Tabii tabii. Nasıl olsa kaçacaklar, ona göre. Çünkü ben Magical'ları buraya sakladım diyor. Ya Tarık son güne bıraktığı için karakterini büyüleri yetiştiremedik. Ben de hem sistemi bir hatırlasın hem de büyülerini hazırlasın diye haftaya erteledim. Bugün de herhalde bayağı şey oldu değil mi Tarık? Bayağı bir aşinalık kazandım tekrar. Aynen. Haftaya. Minyatür figürleriniz var mı? Türkiye içi bulamıyorum. Halit. Ben de. Minyatür figürlerimiz var. Seninki ne zaman gelecek? Bizimki daha yeni dağıtılacak. 2 sene oldu. Kickstarter'dan onlar, o ayrı. Onun dışında Amazon'dan alabilirsiniz. Çok Cool Mini or Not diye bir site var. Oradan alabilirsiniz. Ben oradan getirttim. Cool Mini or Not. Cool Mini or Not. Orada şeyler var. Cool Stuff Incorporation diye bir site var. Cool Stuff Inc. Çok oradan alabilirsiniz. Orada mesela teker teker satılabiliyor. Yani hazır bu Dungeons & Dragons'un kutularını açmışlar. O açılmış halini mesela tek birini alabiliyorsun. Parça şeyde, parça da istediklerini birleştirebiliyorsun. Şeyde Cool Stuff'ta alabiliyorsun onu. Bir de minyatürlerle ilgili bir site daha var. Tabii bunun için hani soran arkadaşı söylüyorum. Bulunduğu şehir de önemli. Yani büyük şehirlerde bunları satan yerler daha rahat. Ama çok bizde uçuk yok mesela, burada yok. Elden alabileceğin kafelerde, İstanbul'da kafeler çok uçuk fiyatlar. Hani internet fiyatları ne alacağına bağlı zaman. İşte. Ne figürü alacağına bağlı. Kendin ne yapabilirsin? Mesela adam zaten Warhammer oynuyordu. Şeyi vardı, figürü vardı, parçası vardı. Warhammer Fantasy'den kendine dwarf yapar mısın? Her fiyat ben var. Ben şahsen şimdi yapacağım bir seti
Ben şahsen arkadaşlardan parçalıp kendim yapabiliyorum. Mesela Dungeons & Dragons'ın şeyi var, starter seti var. Tek kutu içerisinde şeyi var, işte cleric'i var. Özellikle Warhammer Fantasy oynayanlar varsa onlardan parça alıp kendinle yapabilirsin eğer yeteneğin varsa. 78 dolarına göre. Bu arada Horizon. Evet, Tarık'ın karakterini de siz seçtiniz. Sen vardın herhalde, hatırlıyorsun. Elf Cleric olarak seçtiniz. Öyle bir karakter yarattık. Böyle tesadüf oldu. Yarına, haftaya hazır olacak o. Yarın da. Restic Human bu arada, değil mi? Restic Human. Bilmiyorum ırkı. Ben karıştı iyice ırklar. Yani evet, Restic Human, Malvik Half-Elf, bir de Biracı, Temet Half-Elf. Cüce. Yok, o cüce. Şey, cüce, tamam. Tam şeyin cüce, sahibi. Ha. Şeyin, tavernanın sahibi cüce. Prospero'nun alevleri ne renk? Yeşil, mavi, sarı. Ha? Abi bütan mı yakıyorsun, propan mı yakıyorsun? Bir büyülerini tasvir etmiyorlar yani hocam. Kırmızı. Her zaman çok. Ha, senin şeyler ne oldu, Latinciler? Gelecek. Kullanamadı. Şöyle ağzına bir örümcek ağ at, böyle püskürt onu ve pat falan bir şeyler yap, böyle bir tasvirler. Yayını her gün yaparsanız her gün maalesef 5 adamı bir araya getirmek çok zor. Haftada bir zor. Yok, hemen söyleyelim. Verirlerse makul fiyatlarda ücretimizi karşılarlarsa. Hani maaş alıyorlar değil mi? Haftada 8 günde gelirim yani hani. Maaşlı PRP. Tamam, eyvallah. Halit, Halit diyorum bu arada. Doğruysa eğer. Aramıza hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. İyi hocam, sen ne yapıyorsun? Sen geliyor mu bu arada Erkan? Şey, Erkan diyor. Örümcek ağa neydi? Vept. Örümcek ağa tasvir etti de. Ne zaman? Bilemiyorum. Şey, beni Spider-Man yaptı adam. 2 dakikada. Abi yani sis makinasından iyidir ya. Ekin geliyor musun bu arada şeye? Ankara'ya. Mavi veya yeşil alev daha verimli yanma şeklidir. Aa, bunu laboratuvarda görmüştük. Orada ısı en fazla oluyormuş. O tam orasında. Tamam. Aynı şey. Bizimki biraz daha doğala yakın olsun. Yeri gelir biz onu aldatmacı olarak kullanırız. Abi bu şey değil, makine değil ki bu adam. Bu büyücü bu. Onun alevleri siyah renkte. Ay fantazi. Ay şimdi bir de rengine göre ejderha tanımlaması yapacak, iyice aralığı açılacak. O yüzden bence bir renk tanımlaması yap, ben sana söyleyeyim. Ona geleceğiz. Nasıl bence var ya bak, hep sana bunun hesabını soracağım. Şu anda beni 70 milyon duysun. Sen bence o baltayı nasıl savurduğunu biraz tasvir et. Tamam. Savuruyorum. Tamam. Ha yani onları bekliyoruz. Bak ben nasıl geyik, sırf sen dedin diye onları yapıyorum. Tamam. Bak. Geyik, yap abi, geyik şeylerini savurtturttum bugün tamam be. Tamam abi. Onları bekliyoruz sana. Tamam. Sen onun alemini boş ver şimdi. Tamam. Mavisini, yeşilini. Sıkıntı yok. Ekin gelemiyormuş. Renklere göre ejder falı. Hadi o zaman, tamam. Arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Masai kabulesine. Ben varım herhalde Masai'den. Şey, Tarık da var. Bizim var mı yarın bir şey? Yok. Ben Masai değilim yarın. Masai kabul. Ben yarı zamanlı Masai. Bizim turizm sezonumuz başladı. Benim de okulum var ya, ben de bitti. Söyledim. Erken mi? Başlamadan. 9'da. Ooo, sende yok mu başka tur? Junior Masai. Mayıs. Ya bir saat biraz sonra. Yani yine de kalkıyor. Evet, mesela rock zehir falan sürmüyor mu oklara? Evet. Ben her evet. Şeyi soracağım. Bugün sor yani daha baktım da yine. Benim gazım var. Gazım. Abi balkona çıkabilirsin. Süperdi bu. Tinderbox'ım var. Ben alevli ok yapıp atabiliyor muyum? Bunu yapmamı engelleyen ya da izin veren mekanik ne? Onu gazı oka nasıl şey yapacağını bana ispat et, ben hemen alevli ok yapayım. Ya yağ var yanımda, yanıcı yağ var. Ha tamam. Okun ucuna batırdım. Tamam. Yaktım. Attım. Yap, evet yap. Hı. Güzel. Bunun artısı ne olacak? Onu birden 4 ya da 1'de 6. Ha? O şey istiyor, hani max damage istiyor. Ben tatmin edeyim seni, 1'de 4 ya da 1'de 6. Bir alev şeyi ekleriz canım. Ya deve meve atarken canım her şeyde atacak halim yok. 1'de 4 ya da 1'de 6. Tam sistemi bilmiyor. Alevin yok. 1'de 12 vermiyor yani böyle. Hı? Yo, o kadar bir şey beklemiyorum ben. 1'de 4 ya da 1'de 6. Ben sonra max damage kasıyor çünkü. Çok vuruyorum ben ya. Ama fena... Oğlum... Abi nasıl bir şey bu ya? Yani devlerin bak 60'ar hit point'i vardı. Hmm. Ama yani su gibi eridi abi. Ama vuramadı bize. Biz de hep isabet etti. Vurdu. Benim vurdu. Bir kere vurdu. 10 vurdu. Tam bir kere vurabildi. Mesela özelliğinden dolayı vuramadı. Aynen. Yoksa sana da 14 vuracaktı. Aynen. Yani damage'lar çok yüksek abi 5th edition'da.
Millet birbirine geçiriyor yani patır kütür. Ya benden başka yüksek kuran... Çok az vurdum ya. Ben vuruyor adam... Ne hiç biçim? Vuracağım da şey var, 1'de 12 yani sonuç olarak. 12 gelme ihtimali var da yok. Çok fena vurdu ve Silvi'cim keşke orada bir şu key'ini bir yapsaydın artık ya. Ya fazla key harcamak istemedim. Kaç key sonra ne olacağı belli değil ki. 4 key'im var. Yani valla boga yapsaydın, boga var ya bok köprüden aşağı düşerdi. Bok mu? Köprünün üstündeydi ya. Aha. Karakterlerimin ismini ha, lütfen. Şey. Vurup ama o 4 key'den hemen 2 tanesini götürür. Ondan sonra ne olacağı belli değil. Biraz yine haklı. Bir... Monk'u bu sistemde biraz daha şey yapmışlar. Daha yeni başladık. Kısmışlar. Kısmışlar diyorsun da 4 key'nin ikisini harcayınca 3'te 10 vuruyor. Biliyorum. Yani ama nasıl bir kısma? Boy boy dev yaparsan şimdi bu deve de atmaz çünkü bir büyüğü de çıkabilir diye. Valla o zaman kardeşim. Neyse görüşürüz şimdi o zaman. Ne yapacağız zaten saldıracak. Hadi bakalım. Biz sen kaçtık. Fang of the Snake mi ne? Yok onu almadı. Fang of the Snake yok bende. Elementalist seçtim. Elementalist seçtim. Daha çok vuracağım çünkü ben Mongo'm. Barış yalnız değilim. Fist of Broken Air seçtim. O güzel ama işte 4-2'cik var. Hadi bakalım. O zaman biz kaçtık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Cumartesi Metikon'la görüşürüz. İyi akşamlar herkese.